İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yıl aradan sonra yine 90 Artı Futbol'da beraberiz. Bölgenin en fazla izlenen spor programı ve en renkli spor programı olarak gündemimiz var. İşte görmüş olduğunuz gibi yine renkli bir konuğumuz. Sevgili Murat Ülgen bizleri kırmadı. Bu akşam bizlerle beraber oldu. Tolga kardeşim yorumlarıyla bize renk kattı. Halil hocam da Erman Toraoğlu vari yorumlarıyla programımızın sivri dilli hocası. Evet. Bu arada Erman Toraoğlu evlenmiş. Halil senden de kısa sürede bir atılım bekliyoruz. Şimdi şöyle aralarında Erman Toraoğlu gibi biriyle evlenirsem yani Erman Toraoğlu... Şu an daha doğmadı. Evet. Bekliyorsun o zaman doğmasını. Aynen. Avukatıyla evlenmiş. Evet. Murat Bey'i kısaca bir tanıyalım. Tebrik ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Benim Oda TV ekranına çıkardınız. Sizle de olmaktan da gerçekten mutluluk duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii biz... 2022'de Ünye Veteranlar Kulüp Başkanı olarak görev yapıyoruz. Orada Amatör Spor Kulübü'nde başkan vekili görevimde devam ediyorum. Ve Türkiye Masterlar ve Veteranlar Ligi'nde yönetim kurulunda devam ediyorum. Yani biz sporun içerisinde bir kişiyiz. Sporun her kategorisinde olan bir kişiyiz ve kendimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve artık futbolu bırakmış insanlara da adamış durumdayız. Ben 2022 yılında Ünye Spor'umuzun artık profesyonel ligde oynamasını, bu sene yükselmesini cani gönülden talep ediyorum. İnşallah, İnşallah. 2022 bizim o sene bu sene dediğimiz sene olur. İnşallah. Ben İnşallah. Kendilerine başarılar diliyorum. Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Evet Tolga kardeşim, bir sene oldu görüşmeyeli. Evet bir sene oldu abi. Bayağı programlar izlemişsindir bir sene içinde. Çok duyduk gerçi ama yine de tabii gülmüş olalım. Murat abi yaptı sonuçta. Evet doğru. Evet. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yine renkli bir program olacağına %100 eminim. Murat abi katıldı bize. Zaten onunla da yine haftalardır ne zaman katılacak diye aramızda sohbet ediyoruz. Evet. Bu akşama nasipmiş. Murat abi çok Ünye'nin, hani Ünye bir futbol kenti ise Ünye'nin futbol... Şehrinin futbol adamlarından biridir Murat abi. Gerçekten hayatını, mesaisini, enerjisini bu işe adamış nadir insanlardan biridir. Bu akşam da aramızda olduğu için ona tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sen de bence iki Murat'ın arasında dilek tut. Evet, evet. Ben de Ünye Spor'un abi senin gibi üçüncülükte olmasını diliyorum bu sene için. Evet, Halil hocam. Ben de herkese güzel, hayırlı yıllar diliyorum. Yine bu yıldan en büyük temennim Trabzonspor'umun ve Ünye 1957 sporumuzun şampiyon olması. İnşallah iki takım da şampiyon olur. İnşallah. Güzel geçti. Trabzon garantiledi artık. Halil hocam. Evet. Bu akşam iki tane transfer haberi vereceğiz Trabzonspor'la alakalı. Evet. Söz ona gelince. Ne A Spor'da ne Beyin Spor'da şu an resmi olarak veremiyorlar ama biz bu akşam vereceğiz. Az önce programdan önce yöneticiyle bir telefon görüşmem oldu. Yönetici abilerimle. Bu arada bizim program olarak bir şeyimiz var arkadaşlar. Biz biten veya bitmeye çok yakın transferleri burada açıklarız. Evet. Yani gündemde şu yazılmış, bu yazılmış, Messi Beşiktaş'a yakınmış falan. Hani bu tarz haberlere itibar etmiyoruz. Hani buradan öğrenebilirsiniz. Aynen. Halil kardeşimden öğrenebilirsiniz. Bu arada Mehmet Ali Başkan da Messi'yi Ünyespor'a almayı düşünüyormuş herhalde. Öyle bir duyum aldım. Abi ben de duydum da bence ihtiyacı yok ya. Yok Ünyespor'un. İnşallah alır. Evet. Sevgili Murat Ülgen, 1957 Ünyespor'un ilk yarısı nasıl geçti sizin gözünüzde? Tabii ben Ünye 1957 Spor'un bir maç hariç tüm maçlarını izledim. Bir maçını izleyemedim. Orada eşim rahatsızdı. Geçmiş olsun abi tekrar. Ünye Spor takımı bence bu sene istediği sonuçları alamadı. Yani takım olamadı diyelim. Çok yetenekli gerçekten. İyi bir kadro. İyi bir kadro kurulmuş ama bir türlü bu iyi kadroyu sahaya yansıtamadı. Sence nedir abi bunun nedenleri? Ya yani şimdi, kendince nasıl bunu şey yapabilirsin? Şimdi şöyle bir şey var. Benim izlediğim kadarıyla biz geçen yıldaki iki hızlı kanat oyuncularımızı bu yıl Ünyespor'da göremedik. Ünyespor kendi sahasında rakibini hapseden, boğan bir görüntü veremedi. Evet. Bunu 1-2 dakika, 3 dakika, 5 dakika verdiğini zannettiğimizde 10 dakika sonra yine rakibin direnciyle karşılaşıp kesinlikle ve bunu bir sağlayamadık. Bu tabii teknik heyetin ve takımı hazırlamayla ilgili bir konu ya da maça çıktıklarında motivasyon nasıl veriliyor,
Bunlar hep etken. Sezon başında yeteri kadar yükleme yapılamadı diyorlar abi. Sen ne diyorsun bu konuda? Bilgin var mı? Ya şimdi Bal Ligi şöyle. Bal Ligi'ni hepimiz takip ediyoruz. Şimdi 2. Lig'de, TFF Lig'de ve Süper Lig'deki gibi topu arkadan oyuna soktuğumuzda forvetler veya takım önde baskı kurmuyor. Kuruyor Süper Lig'de ve diğer liglerde görüyorsunuz. Boş top çevirtilebiliyorlar ama evet. Bal Ligi'nde öyle değil. Bal Ligi'nde amatörce saldırılar, evet. Bilinçsizce mücadeleler. Tabii bu da Ünyespor'un teknik oyunculardan kurulu olması nedeniyle bu mücadelelerde Ünyespor bir türlü sahaya yansıtır. Bu da nedir? Ünyespor'da savaşan oyuncu, mücadele eden oyuncunun ben olmadığını görüyorum. Şimdi hep teknik oyuncular, hep ayağa top oynamaya çalışan bir... Yani ligin atmosferine ayak uydurmuş bir spor yani var. Yani ben bunu gözlemledim birçok maçta. Şimdi tabii Ufuk Hocam geldikten sonra özellikle ikinci devre kampında takıma katılacak oyuncularla, tabii bunu hoca ve ekip tespit etmiştir. Tabii mutlaka. Tabii bunu belki Çağlar Hoca da tespit etmişti ama tabii... Sezon başı kurulan bir ekipte transfer de bitmişti. Belki buralara o zamanlar göremediği şeyleri belki sonradan tespit edip görmüş olabilir ama Ufuk Hocam bunu kesinlikle görmüştür. Ben eksik yerlere oyuncu alıp Ünyespor'un hem rakip sahada hem de Ünye'de üstünlüğünü, ağırlığını koyup ben sonuca ulaşabileceğini düşünüyorum. Tabii bunların içerisine şimdi iyi oyuncu aldık, suratlı oyuncu aldık ama takımdaki birlikteliği, o aile kolej havasını da yakalayıp motivasyonu takıma verdiğinde malzemecisiyle, masörüyle, futbolcusuyla ve teknik heyetiyle, yöneticilerle beraber evet. Ve bunların arasına da taraftar kitlesini alarak bütün olarak bunları bir sahaya vermemiz lazım. Şimdi bu sene bu eski özlediğimiz taraftar grubu da var. Gerçekten evet. Takımını destekleyen bir grup da var. Taraftarlar destekliyor. Ünyespor taraftarı ona kaplanlar her zaman zaten. Şimdi, her zaman olmuşlar. Bir de tespitim Ünyespor'da lider oyuncu. Yani futbolcu arkadaşlarımız bize kızabilir ama arkadaşlar 1-0 maç ya da 0-0 gidiyor maç. Mesela ben veteran takımında 2-1 mağlubum. Yırtınıyorum mesela. Ha, birkaç oyuncu değil. Bunu 7-8 oyuncunun yapması lazım. Orada bir tane lider oyuncunun ateşleyip İşte tekmeye kafa sokan, taca koşup alan. Biz bunu ne zaman yaptık? SPM maçında 1-0 geriye düştüğümüzde evet. Oyunculara karşı yaptık. Şimdi bunlardan ders alınması lazım. Yani bu eksikliklerin giderilmesi lazım. Orada güzel yöneticilerimiz var. Anıl kardeşim gerçekten mesaisini veriyor. Mücadele ediyor. Diğer yönetici arkadaşlarımızı da kutlamak istiyorum ama Mehmet Ali Başkan'ın bilhassa orada birçok maçta da yalnız kaldığını evet. düşünüyorum. Biz de değinmiştik geçmiş programlarda. Evet. Tabii, onu her zaman söylüyoruz. Başkan'a da söyledik zaten bunu. Yani bunlar bu tespitler ya da bu eksiklikler giderildiğinde bir takım olunup bence sonuca gideceğiz. Çünkü bizim grupta gerçekten Ünyespor ayarında bir takım bir olmadığını rakibimiz. Görüyorum. Evet, yok. Rakibimiz de bence Sebat olur. Hem gruplarda yok hem futbol sahaları da yok yani gitmiş olduğumuz takımların. Kesinlikle aynı. De. Yani çünkü Ünyespor yıllarca profesyonel ligle oynamış. Kez daha 4-5 senesini Bal Liglerinde mücadele eden. Maddi gücü gayet yerinde olan. 30 sene yakın liglerde oynamış yani. Bir de 1957'de kurulmuş bir kulüp. Şimdi ben Tolga abinin de yorumunu merak ediyorum ama bu işler sahayla falan olmuyor abi. Bana bakarsan Sebat'ın sahası yok ama Sebat'ın yöneticilerine şöyle baktığımız zaman Hayrettin Hacı Salihoğlu dediğiniz zaman Trabzon'da bak Bal Ligi, 3. Lig, 2. Lig, PTT Lig değil. Trabzonspor'da 30 senesini 40 senesini vermiş insan mesela şu an ben bakıyorum Facebook'ta benim arkadaşım Sebat'a sahip çıkıyor. Bunu sadece saha olarak falan şey yapma. Sonuçta Sebat saygı duyulacak Süper Lig'de oynamış bir ekip. Evet. Camiası iyi bir cami. Bunu saha olarak bakmamamız lazım. Ona bakarsan. Ya bunlar da önemli tabii. Tabii ki tam olarak yani tabii, hepsi sadece ona bağlı tabii, bir şey değil. Müthiş bir, onlar da şu an inanılmaz kenetlendi. Ya bizim böyle şanslarımız da ekstradan var. Tabii, sahamız tabii, var, tabii, seyircimiz tabii, var. Diğer takımlara da bu kenetlenmeyi kim biz sağladık? Tabii biz sağladık. Aynen öyle.
Biz sağ olun. Tolga abinin de... Valla şimdi Murat abinin söylediklerinden iki şey, kritik bir şey çıkardım. Onun üstüne bir vurgu yapmak istiyorum. Yani hızlı kanat oyuncuları, geçen seneki hızlı kanat oyuncuları bu sene takımda yok dedi mesela. Bu birincisi benim için. Ben de geçmiş programlarda hızlı oyuncuların olması gerektiğini, oradan bir eksiklik olduğunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Evet. İzleyen arkadaşlar da hatırlar. Biri de bizim evet yetenekli, teknik, güzel bir takımımız var ama Bal Ligi'nde oynanan futbol belli demişti Murat abi az önce. Onlara ayak uyduruyoruz. Bizim kendi kimliğimizi ön plana koymamız gerekir dedi. Ben buna da bir parantez açmak istiyorum. Bu konuda da keza çok haklı Murat abi. Yani bizim sahamız, seyircimiz, bizim kulüp başkanımız, yöneticilerimiz, maddi durumumuz, şu anki hocamız. Evet. Her şeyimiz şu anda hani üçüncülük bizi bekliyor gibi bir şey olması lazım. Evet. Yani problemsiz bir şekilde çıkmamız lazım Murat abi. Bir şey mi diyecektin? Yok yok demeyeceğim. Yani ben söyledim zaten geçen haftada. Grubu birinci bitireceğimizi düşünüyorum abi. Öyle veya böyle ikinci yarıda biraz daha takımın. Geçen hafta yaptığımız, başkanla yaptığımız hem yayın hem de sonrasındaki sohbette ben şunu çıkardım. Yani sezon başında bazı eksiklikler vardı. Hem idman açısından hem bazı sıkıntılar açısından. Onları da devre arasında gidereceğimizi, daha farklı bir Ünyespor ikinci yarı seyredeceğimizi söyledi. Ben de bu konuda başkana güveniyorum. Dediğini de yapar. İnşallah çok farklı bir Ünyespor, böyle daha rahat izleyebileceğimiz maçlar, daha gollü, mesela gol problemimiz var. Bir an önce yapılan takviyelerle beraber ortadan kalkmasını istiyorum, diliyorum. Çok kolay olmasa da grubu lider bitirip yarı final, final maçlarına odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ünyespor açısından. Şimdi bizim için Ünye 1957 spor için devre bittiği zaman ikinci sırada olmak tabii ki bir başarı değil. Bizim bu grupta lider olmamız lazımdı. Sezona Çağlar Hoca ile başlandı. Ben Ünye Spor'da değil, Türkiye'de veya dünyada her teknik adama saygı duymamız lazım. Evet. Çağlar Hoca ile bir ayrılık oldu. Çağlar Hoca haklıdır, yönetim haklıdır. Şimdi biz her şeyi bilmeden ne yorum yapsak yanlış yorum olur, saygısızlık olur. Evet. Kimseye saygısızlık yapmamamız lazım. Sebat deplasmanında bizim en önemli iki tane maçımız neydi? Biri Sebat'tı, kaybettik. Diğeri ki Eynesil bence kesinlikle bu grupta Bulancak'tan da daha kötü takım, Görele'den de daha kötü takım. DSİ Karadeniz'den. O maç gerçekten üzüntülü bir maçtı. Evet, yani. Hatta Erdoğan'dan bile daha kötü bir takım. Çünkü biz öyle, izledik öyle. Hepsini. Gerçekten öyle. Şanssız bir şekilde kaybettiğimiz bir maçtı. Yani bir şutları vardı kaleye. Gol oldu. Mesela 90 artıda, aynen. Evet. Her şeye rağmen bazı şeylerden ders almamız gerekir. Şimdi devre arası takım Antalya'da kampa girecek. Ligin ikinci yarısının ilk iki haftasına işte Söğütlü, Hilal ve hangi Ordu... takımlar Antalya'ya kampa gidebiliyor Bal Ligi'nde? Çok merak ettim bu arada. Yani bilen var mı bu konuda? Murat abi yani şampiyonluğu oynayan 250 takımın 40 tanesi, ancak 50 tanesi belki gider. Evet. Yani önemli şu ekonomik sıkıntılar da tabii ki bu da daha çok aşağı düştü. Yani. Mesela bizim grupta ben bizden başka bir takımın gideceğini düşünmüyorum. Ben Sebat'ın bile Trabzon'da yapacağını düşünüyorum antrenmanları. Ya ben de öyle düşünüyorum yani, yalan yok. Şunu da söyleyeyim size. Kamp çok önemli bir şey mi? Böyle illa başka bir yere gitmek. Belki bunlar 2-3 sene önceye kadar işte aman yüksekte, yüksek rakımda sezon başında mesela ne yapılırdı? Örneğin Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe ne yapardı? İşte Avustralya'ya falan yüksek yerlere evet. giderlerdi, kampını yapardı. Anadolu takımları ne yapardı? Bolu gibi, Erzurum gibi yerleri tercih ederlerdi. Afyon gibi. Ama ben şunu düşünüyorum. Halil, lafını kestim, tekrar söylersin. Şimdi bence Antalya'ya gitmeli Ünyespor. Niye? Ünyespor'un bir mazisi var. Ünyespor buralarda olmalı. Oralarda kamp yapmalı. Bu sene olmazsa bir dahaki sene çıktığımız zaman futbolcu diyecek ki abi Ünyespor böyle bir yer. Antalya kampa da gidiyor. Sahası, seyircisi. Yani biz gideceğiz. Yani ben gidilmesi taraftarıyım. Yok, ben gidilsin gidilmesin dedim. Mutlaka gidilmesi tabii ki ayrı bir hava oluşturur ama hani aman illa işte şurada kamp yapalım, burada kamp yapalım. Trabzonspor sene başı normal Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da antrenmanlarını yaptı. Şu an 15-20 puan farkla lider mesela. Yani illa yüksek akılda... Pandemi koşulları nedeniyle evet. Beşiktaş da gidemedi. O da aynen. Türkiye'de yaptı. Ben illa kamp olsun olmasın da değil. Mutlaka takımın tabii ki Antalya'ya gitmesi ayrı bir hava oluşturacaktır bence. Aynen öyle. Tabii futbolcular için ayrı bir motivasyon olur. Yani oraya gidecekler. Sonuçta daha güzel çalışırlar. Geçen hafta da söylemiştik. Bunu ben başkana da söyledim. Yine beraberdik zaten. Dördümüz oturmuştuk. Biz ikinci yarıya Söğütlü, Hilal deplasmanı ve içeride Ordu gücüyle başlıyoruz. Ben iki maçta 6 puan alacağımıza eminim. Kolay fikstür. Ve Sebat'ın içeride DSİ, dışarıda Görele maçları var. Bu iki maçın birinde mutlaka ha belki de ikisine takılacağına ve bizim liderliği alacağımızı düşünüyorum. Ama az sonra zaten Sebat'ı falan diğer şeyleri de konuşacağız. Abi senin akışında var. Yani bizim için çok iyi de geçmedi, çok kötü de geçmedi ilk yarı. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Bir şey diyeceksin herhalde abi. Şimdi Halil Hocam az önce
bir şey tespit etti de ben onun üzerine bir kelime, bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Enes'in takımı tabii ki dediğin gibi Ünyaspor'un rakibi değil ama şimdi Ünyaspor maçına gelene kadar şimdi hiç izlememiş bir insan puan durumuna baktığında Enes'in takımı 4 gol atmış, hiç gol yememiş. Öyle mi? Evet, doğru. İstatistik olarak öyle gelmiş. 2 tane 0-0 beraber kalarak evet. 14 puan yapmış mı? Hiç izlemedim. Ben takip ettirmedim takımı. Bak baktım şöyle. Ona göre bir düzen, ona göre bir takım kurgusu, ona göre de bir önlem alırdım. Tabii. Ben olsaydım. Ha. Önlem alındı. Tabii ki alındı. Abi önlem alınacak bir takım da havası da vermedi bize aslında. Değil ama ben hiç izlememiş bir maç içinde vermedi. Tespit ediyorum. Bir tane son dakikada 100 tane vurursa bir tane gol olmayacak pozisyon. Git çok kötü bir yere giderek gol oldu. Ama ondan öncesi var. Bakın Ulubey maçında maç 1-0 iken sinyal vermeye başladı. Kaza geliyorum dedi mi? Dedi. Bakın. Sinyal Sebat maçın ikinci yarısı. Bu maç kaza ama Ulubey maçı, Sebat maçı. Görele deplasmanı. Görele deplasmanı. Bakın sinyal verdi. Yani kaza geliyorum dedi. Kaza geliyorum derken biz o kazayı bile bile geçirdik. Doğru mu? BSI maçı. Aynen. Az önce o kelimeyi kullandın. Ben buna da antiparantez bunu söylemek gerekiyordu. Evet, evet. Aynen. Ünyaspor'u yani ikinci yarı nasıl bir kar? Abi Ünyaspor bekliyoruz. Evet. Ünyaspor'un bence nasıl bir ikinci yarı bekliyor? Öncelikle o transfer çalışmaları nelerdir? Yani kimler alınacak? Hangi bölgelere, hangi mevkilere transfer yapılacak? Bence onlara bir görmek lazım. Şöyle şimdi mesela hepimiz Ünyaspor'un maçlarını izledik. Evet. Şöyle yapabiliriz. Deplasmanda da izledik. Hani belki soracaksınız hangi mevkilere transfer evet. yapılmalı diye. Konu gelmişken. Evet konu değinelim. Gelmişken değinelim. Mesela hoca, şimdi Murat abi sen başkanlık yaptın bu kulüpte. Evet. Başkanlık yapmadık. Yıllarca, kulübü zaten. Yıllarca Ünyaspor'da. Başkanlık yaptı, genel kaptanlık yaptı. Murat Ülgen kurdu kulübü. Ben hocalık yaptım Ünyaspor'da. Tolga abi sen de biz futbol oynadık, yöneticilik yaptık, başkanlık aynı yaptık. Aynı şekilde taraftar. Murat abi mesela bir şu an kulübün başkanı olsan, yöneticisi olsan veya sen yöneticisi olsan veya ben hocası olsam nerelere transfer yaparız bunları sıra sıra tartışabiliriz. Mesela Murat abiden başlayalım tabii. Sonra Tolga evet. abinin görüşlerini aynen. alalım. Ya şimdi tabii biz ne kadar burada tespitte bulunsak söylesek bu teknik ekibin işi. Ben buralara karışılması taraftarı değilim. Yani hem futbolcu arkadaşlarımıza kötülük etmiş oluruz. Burada şimdi mevki söylesek sonuçta hocanın evet. düşünmediği bir mevkidir. Biz o arkadaşlarımıza kötülük etmiş oluruz. O arkadaşlarımızın moral motivasyonunu bozmayalım bana sorarsanız. Teknik ekibi güvenelim diyorsun. Teknik ekibi güvenelim. Çünkü yeni bir hoca gelmiş. Onun da bir bildiği vardı. İzleyelim. Biz ondan sonraki programlarda hocam sen bunu aldın ama yanlış yaptın diyebilmeliyiz. Yani önceden yorum yapıp da hem teknik heyetimizin hem futbolcularımızın hem de yönetimimizin moralini bozmayalım diye düşünüyorum. Bakın biz hep geçmişten örnek veriyoruz. Geçmişi söylüyoruz. Niye? Geçmişi yaşadık, gördük. Daha o hataları yapmayalım diye bunu söylüyoruz. Ben bu şekilde düşünüyorum ama sizlerin bir söyleyeceği varsa tabii burada söyleyebilirsiniz. Ya şöyle. Allah Murat abiye katılmam mümkün değil. Evet. Doğru söylüyor. Şimdi yani tecrübe biliyor yani. Mevki olarak söylemek gerçekten dediğin şimdi gibi. Şimdi arkadaşlar bakın Murat ben kulüp başkanını aldığımda takım ortada kaldığımda biz kayyumdan bile takımı alamadık ama müsabakaların başlamasına 4 gün kala biz takımı sahiplendik. Ya bizim paramız bulunmayacak ama biz, evet. bizim yüreğimiz vardı. Biz taşın altında elimizi koyduk gerçekten yani kanlı gömlek giydik biz o gün. Yani biz uyuyamadık, ağladık. Yoksa yani, şu takımın şu anda SMS okunmazdı. Buna ya emin kesinlikle. Olabilirsiniz. Ama emeği geçenlerden Allah razı olsun. En azından biz şunu düşündük orada. Biz hep beraber yönetimle çarşamba günü orada açıklama yaptığımızda. Ya bakın arkadaşlar altyapıda 700 tane çocuğumuz vardı. Yani. O kulüp Ünyaspor'a kilit vuruldu. Bu takım Ünye Belediyespor. 2000 yılında benim kurduğum doğru, başkan olarak kurduğum doğru. bir kulüp. Hepimizin de zaman zaman şimdi, oynadığı vesaire maçlarımız izlediği evet, kulüptü. Gerçekten ya Ballı Murat arkadaşımız bizle beraber çok maçlara geldi. Yönetimimizdeydi. Hep beraber bizle beraber. Çamurdan çıktık. Ya, i̇nanın bakın zeytin, peynir, ekmek haşar bulamıyorduk. Ve şu özellikle söyleyeyim. Sabah kahvaltılarını topçuların Murat Ülgen hep yok, onu hevesle severek. Severek yapar. Halen yani, yapıyoruz. Kimseye... Çamaşırlarını yıkıyoruz. Evet. Şimdi veteranlar da ben çamaşırlarını yıkıyorum. Evet. Başkanıyım ama. Hani ödüm yok. Ama bu iş gönül işi. Bu iş sevda işi. Tabii ki bu sonuçlar alanında biz üzülmüyor muyuz? Üzülüyoruz. Bizim başkan olmamıza
şey yok ki, yok. Gerek yok ki. Yine üzülüyorum. Biz çünkü Ünye'de yaşıyoruz. Biz bugün Ünyespor'da yoksak, bakın veteranlar da ben Türkiye'ye Ünye'nin ismini duyurmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Evet. Bizim burada hiçbir çıkarımız yok ve kendi cebimizden maçlara gittiğimizi Halil Hocam, Murat'la biz de Antalya'da ve takımımızın oyuncusu. Sen de bizim teknik direktörümüzsün. Evet. Kardeşim de yıllar sonra bir senesi kaldı. İnşallah yanımıza gelecek. Oluyoruz. Tamamen hem orada spor yapıyoruz, hem değişik arkadaş grupları ediniyoruz ve bu şekilde bir yola gidiyoruz. Ben böyle düşünüyorum Ünyespor'la ilgili. Zaman... İnşallah dediğim gibi bu yıl bizim Ünyespor şampiyon yazdıracağımız bir yıl olsun. İnşallah. İnşallah. Tek temennimiz. İnşallah. Hepimizin temennisi o abi. Ünyespor'un rakibi kim olur? Tolga abinin de mevkiyle alakalı. Şöyle. Ben de Murat abiye bu konuda katılıyorum. Şimdi sol bek, sağ bek, stoper demeyelim de şöyle diyeyim ben. Yani hızlı oyuncu kanat alınmasını zaten, istiyorum. Hızlı dedik, suratla ben dedik sen. Hızlı oyuncu alınmasını istiyorum. Ama santrafor olur. Ama orta sahada olur. Adam geçecek. Pozisyon araya atacak futbolcu alınmasını talep ederim, isterim. Yani bir taraftar gözü olarak Ünyespor'a da yani. Bir tempo katar. Aynen ki. Öyle. Skor değiştirebilecek. Biz zaten duran toplar bizim bir silahımız Murat abi. Sezon kesinlikle. Başından beri çok evet. Gol bulduk bu duran toplardan. Bu kalsın silahımız olarak. Bir de farklı varyasyonlar için bir şeyler denemek lazım gerektiğini düşünüyorum. İnşallah hızlı bir iki tane futbolcu alırsak çok faydalı olur düşüncesindeyim. Ben de Murat abiye katılıyorum. Hani belki girip de diğer arkadaşların moralini bozmayalım. Aynen öyle. Havalarını bozmayalım. Güzel güzel kamplarını yapsınlar, idmanlarını yapsınlar. Maçlara çıkarken hep söylüyorum, ısınırken bile rakip takıma bir mesaj versinler ve korkusunlar. Aynen öyle. Sağlı sollu. Biz Ünyespor'u büyük takım kardeşim, yenemeyiz. Şeyini ilk yarıdan vermelerini istiyorum yani. Ben bunlardan bunu istiyorum futbolcu arkadaşlarım. Halil Hocam. Zaten daha önceki programlarda mevki vermiştik. Ben yine mevki vereceğim. Yani ben bu takımın hocası olsam devre arasında iki tane kenar oyuncusu süratli. Bir tanesi süratli, bir tanesi biraz da akan oyunda daha pasör çok olabilir. Pasör evet. Gibi transfer yaparım. İstekte bulunurum yönetimden. Kesinlikle bir tane kreatif bir 8 numara. Yani ben şampiyon olmak istiyorsam onu bir tane 8 numara kesinlikle bu takıma transfer ederim. Mesela İbrahim Karayiğit'in eski hali. Yani İbrahim abinin eski hali olabilir. Onun bir tık daha iyisi. Yani şimdi yıllardır. Önceden Ünyespor'da oynayan Kaan Dönmez. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu burada söyleyeyim. Kaan Dönmezer'le alakalı hafta içi bir şeyimiz oldu. Konuşmamız oldu ama işte takımda şu an kontenjan sıkıntısı olduğu için Kaan Dönmezer'e yönelemediler diyeyim ben. Kontenjan sıkıntısı var. Ve ben mutlaka bir tane santrafor alırım hoca olsam. Bu takımın hocası olsa mutlaka. Yani ben zaten hep öyle düşünüyorum ama başkanım ben geçen hafta söylediklerinden Orçun'a güvenin tam. Tabii ki Orçun'a güveniyoruz ama ben bir tane daha santrafor alırım çünkü ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. Birazdan zaten Murat abinin yayın akışında rakiplerimizle alakalı da bir şey olacak. Devam edebiliriz, konuşabiliriz. Ünye 1957 Spor'un rakibi kim olur sence bu grupta? Onu sordum orada, bir de yorumları okuyalım, öyle devam edelim. Tamam olur. Bir de programımızın sonunda yine bir yarışmamız olacak. Ünye Spor forması vereceğiz. 4'te 4 yapan arkadaşımıza. Bu sefer hafta forma vermeye devam ediyor programımız. Evet. Ünye Spor programı vereceğiz. Ünye Üzeyir Çat, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, yeni yılda başarılar dilerim. Halilcan Can, hayırlı akşamlar veteranların. Büyük Başkanı Murat Ülgen abim ve konuklara selamlar. Murat Koçyiğit, ki Ladik Belediyespor'da bizim as başkanımızdı. Bir dediğimizi iki etmezdi. Saat kaç olursa olsun ne isteğimiz varsa getirirdi. Halil Hocam, sizin ve Murat Ülgen abimin yeni yılını kutluyorum. Teşekkür ederim. Bizim kutlamamız. Hayırlı işte yayınlar diliyorum. Tanımadığı içindir Murat abi başkan. Olsun biz başkanlık ederiz kardeşim. Ali Çiftçi, hayırlı yayınlar diliyorum. Ayhan Türk, Murat Ülgen kardeşimi seviyorum. İmdat evet. Musa Hocam, hayırlı geceler dilerim güzel insanlar. Ayhan Türk, Ülgen kardeşim Paraltı Spor'u ne zaman kuracak? Paraltı Spor'u. Şimdi Ayhan Türk Murat kardeşim. Yaman Erdem. Murat Yamaner şampiyon Trabzon o kadar. İlaç Süper Lig'e gelmedik. Geçti onlar. Murat biraz sonra bekle onu da söyleyeceğiz. Paraltı Spor derken? Ya şimdi Ayhan kardeşim Ünye Spor forması da giydi. Altyapıda biz beraberdik. Bizim mahallemizde beraber büyüdük. Bizim 27 Mayıs'ın bahçesi vardı. 27 Mayıs'ın çok bahçesinde. Turnuvalar düzenlenirdi. Bizim mahallede ben Paraltı 98 ismini koymuştum. Biz her sene orada şampiyon oluyorduk. Güneşliler falan bizim rakibimizdi. Aşağı mahallelerden gelirlerdi. Kralsıya mücadeleler olurdu. Ben her maçta tabii turnuvalarda gol kralı olurdum. Ben santrafor değilim ama
Ta o çocuktan beri golcülük özelliğim var. Var var. Biz çocuğu. Evet. Yani veteranlara da bu ara kurtaran sevgili Kostadik. Evet, veteranlara da geleceğiz. Ya parıltı ismi ondan geliyor. Yani. Ay bakıyorum da Murat abi gayet fit görünüyor. Gol atması da gayet normal, normal yani. Yaş 49. Maşallah abi. Değişimiz. Sizce 1957 Spor'un rakibi kim olur bu grupta? Bizim yani mücadele edebileceğimiz rakip kim herkesin olur? Herkesin dediği gibi ben Sebat'ı görüyorum. Sebat da değerli hocam, Küçük Hamdi'nin kardeşi Abdülkadir hocam. Bizim Ünyaspor'da beraber top oynadığımız, bize sabık oynayan Abdülkadir devam ediyor, bırakmadı. Onlar da havaya girdiler, liderler. Sezon sonuna kadar da bu işi bırakmayacaklar. Bizim rakibimizin, ben tek rakibin Sebat. O zaman Ünye'de bir maç var ki abi. Olacağını Allah düşünüyorum. Allah muhafaza yani, müthiş bir maç. Ya ona kadar ben şunu düşünüyorum ama bakın. Sebat takımı Ünye maçına kadar takılacak. Biz kesinlikle, O maçın ya aynı puanda ya da lider gibi, bak göreceksiniz. Belki de o maçta bize bir puan yetecek. Kesinlikle. Ama biz yeneceğiz. Ama büyük bir avantaj olur. 3 puan almamız lazım. Şimdi biz 3 puan almamız lazım. Biz bırakmayacağız onu. Bize 1 puan yetecek şeklinde bir avantajımız olursa, rakip takım kapalı oynamaktansa açık oynar. Biz de belki galibiyete daha rahat ulaşırız diye tabii, düşünüyorum. Kesinlikle. Ben Tolga abi, sen de ben de katılıyorum. Yani rakibimiz Ünye iç sahada Sebat maçıyla müthiş bir maç bekliyor bizi. Hani hem rakibimiz Sebat olur hem de içeride oynamamız büyük bir avantaj olur diye düşünüyorum. Ben hep söylediğim gibi iki maça odaklandım. Ben grubu öyle veya böyle her türlü lider bitireceğiz. Sebat'ın önünde de lider bitireceğiz. Herkesin önünde de bitireceğiz. Yarı final, final. Benim yani beklediğim yani, maçlar onlar. Playofflar diyorsun. Playofflar. Yarı final, yani iki maç değil mi? İki maç var hocam. Ne? İki maç oynayacak. Şöyle yapacağız. Örneğin A grubu, B grubu, C grubundan çıktık diyelim. Hı-hı. Örneğin Bahçecik, Ünye 1957 Spor, buradan da Artvin Çoruh birbiriyle birer tane maç yapıyor. En çok puanı toplayan 3. lige çıkmış oluyor. Öyle mi? Evet, bir ilde, federasyonu belirledi, bir ilde yine puan usulüyle. Herkes birbiriyle maç oynuyor. Şimdi, ben de görüşümü söylemeden önce Murat Demener şey yazmış. Şu Fatsa'ya olan ezitliğimiz bitsin artık. Şampiyon Ünye Spor yazmış. Pazar bu hafta pazar ben katılmıyorum. Fatsa'ya karşı biz ezik değiliz. Murat abi hiç olmadık. Bir pazardır biz düştük. Onlar çıktıyız. Yıllarca biz oradaydık. Onlar bir türlü çıkamıyorlardı. Evet, onlar çok mücadele. Olan şeyler bu. Yani, şey, evet. Murat Demener abi bu pazar gün Ünye Veteranlar, Fatsa Veteranlar maçı var. Maç stada alındı. Hocamız da Halil Hoca. Evet, Adem Atik Başkanımız da maçta oynayacak inşallah. Oynatmayı düşünüyorum ilk 11'de. Hocam ben oynayacağım mı? Sen ayın 12'sinde Süper Lig transfer sezonu açılıyor. Maç ayın 7'sinde mi 8'de mi? Transferine yetişmiyor. Cuma günü galiba aynen. Trabzon maçı. Ben şöyle şunu demek istiyorum. Ligin ilk yarısındaki Sebat olsaydı ben Sebat'ın çok puan kaybedeceğini düşünüyordum. Ama şimdi takip ediyorum. Bir de aradıkları futbolculara 100 binleri 90 binleri gördüklerini birebir şahit oluyorum. Yani 6-7 tane adam alacak Sebat Spor, Sebat Gençlik Spor ki bence kesinlikle ihtiyaçları da var. Müthiş kenetleniyorlar. O eski Süper Lig'deki Sebat ruhunu geri getirmeye çalışıyorlar. Ligde lider bitirdiler ilk yarıyı. Müthiş de bir hava yakalar liderler. Nasıl? Ama ben her ne olursa olsun bizim bu gruptan Eynesil, DSİ, Sebat kimsenin bize rakip olacağını düşünmüyorum. Çıkarız, çıkarız abi. Hep çıkarız. Beraber el ele çıkarız. Yönetime de destek vererek yanlarında olarak 3. lige çıkacağımızı düşünüyorum. Çıkarız. İnşallah temennimiz öyle. İnşallah Mehmet Ali Başkan da bunu başaracak güce sahip. Evet, yani geçen hafta yaptığımız sohbette umutlandırdı bizi Allah'ın. Evet. Mücadele ediyor. Çok çalışmalar var. Hatta kendi işinden daha çok feragat ederek futbolla uğraşıyor. Helal olsun diyoruz biz de. Kendisi de sevdi bunu. Ben görüyorum yani yüzünde. Zaten bu yönetimi kaybedersek gerçekten çok zor günler, çok zor günler bekler. Onun için bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle gerçekten katılıyorum. Tamamen şehir olarak yönetici arkadaşlarımız şehir olarak sahip çıkacağız. Gerekirse sadece yönetimden bir şeyler beklemeyeceğiz. Kesinlikle. Mesela takımın için, şehrin için bir formada sen al. Aynen. Kampanyası aynen. Biz başlatalım buradan. Halil bunu hocam. Tüy bitene kadar söyleyeceğiz. Evet, söyleyeceğiz. Başarı geldikçe bunlar olur zaten. Yani başarı gelmeden de yani sadece bir kişinin daha da fazlası olur. Omuzlarında yüklenmesin bazı şeyler. Yani bir kişinin, iki kişinin veya 3-5 kişinin. Bu yıllar, yılların çözemediği bir olay. Yani seninle beraber de yani yönetimde olduğumuz zamanlar yine hep beraber biz askeri bir koşuyorduk. Yani şu anda ben gördüğüm kadarıyla da yine aynı yönetimde 3-5 kişi veya 2 kişi, 3 kişi
koşturuyor. Ben bu... soruların haricinde Murat abiye kendim bir sorum olacak ya da görüşünü merak ettiğim tabii, konu var. İnyo Spor Store hakkında biz 3-4 haftadır abi burada yaptığımız programlarda meydana ya da uygun bir yere böyle prefabrik ya da böyle uygun meydanın ortasına göbeğine de olur. Sadece tek kesinlikle. Böyle bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sence buradaki sen ne diyorsun abi? Yani burası da olabilir yani. İki meydan da olabilir. Bence Ünye Cumhuriyet Meydanı olsa daha iyi. Şey yapıyorlar abi Ramazan'da dükkan yapıyorlar ya böyle. Şimdi bizim kimse fikrimizi sormuyor. Ben iki tane buraya şey yapıldı. Bina yapıldı. Değil mi? 15 Temmuz Meydanı'ndaki bir yere, Ünye Spor Store'e küçük bir dükkan verilseydi. Aynen. Mesela, ha o zamanki başkanlar talep etti mi? Etmedi mi onu da bilemiyorum. Etmemiştir. Mesela buradaki yine yere alınabilirdi. Atatürk Parkı'nda bir yer yapılabilir. Tabii tabii. Aynen. Bak, bakın, evet, yapılabilir. Orası da olabilir. Bizim gözümüzden kaçtı mı burası? Yer, evet, bak, yapılabilir. Evet, orası da olabilir. Cumhuriyet Meydanı'na yapılabilir. Yani şehri bu şekilde donattığımızda Ünye Spor gerçekten en azından bir mutfak gelir. Yani çok böyle maliyetli. Deplasman gelir olacak. Müthiş bir 3 katlı falan bir yer istemiyoruz biz. Yok, yani tabii. Biz öyle hani çarşamba yaptı gördünüz mü onu bilmiyorum. Ben geçen hafta söyledim. Mehmet Ali Başkan da görmüş. Onun bir dahaki hafta zaten buraya resmini getireceğim. Çok ufak ama harika görünüşü bakın, var. Biz ikinci ligdeyken Bandırma'ya gitmiştik Murat kardeşimle beraber. Murat Söksen de o zaman hoca. Bandırma şöyle bir şey yapmış. Biz siz de nasıl götürüyorsunuz bu olayı? Sahaya bir girdik. Biz sahada 100 tane tabela var. Evet. Değil mi? 150 tane miydi? 150 tane tabela var. Var. Bunlardan ne alıyorsunuz dedik. Ya biz bunlardan 1000'er TL alıyoruz dedi. Ya insanlara 10 bin lirayı diletmiyoruz dedi. 1000'er TL alıyoruz. 150 tanesi ne yapar? 150 bin lira. Yok örnek veriyorum. Biz biner lira alıyoruz dedi ve bunu her yıl alıyoruz bir insanlardan dedi. Değiştirmiyoruz dedi. 10 bin lira istesek dedi bir sene sonra dedi bu geliri biz elde edemiyoruz dedi. Evet. Bunlar bu şekilde bu şablonu uydurmuşlar. Çok güzel. İşte sonrasında 250'ye çıkartmışlar. Sonrasında 300'e çıkarmışlar. Bakın Bandırma takımı şimdi nerede oynuyor? Evet. Aslında o bizim buradaki kale arkasına olabilir. Yani tabii, o sahanın etrafı çevrilebilir. Yok, sahanın etrafında arkada zaten boşluk var. Yani çok uygun yerler var. Var. Bir de hani böyle insanlara 5000, 10000 diye dediği gibi çok diletmiyor. Böyle evet, uygun miktarlarda kesinlikle. İnsanların da verebileceği. 1000 lira, 1500 lira. Esnaf diyecek ki benim yıllık 1000 lira Ünye Spor'a şeyim var yani. Bak, seneye de var. Ondan sonraki seneye de var. Hem orada reklamı olacak. Rakamı atıyoruz yani 2000 lira. Hatırlıyor musun abi? Biz bir akşam otururken bunu konuşmuştuk seninle. Evet. Evet. Sana sormuştum aynen, hatta. Abi, aynen. 50 kişiden bunu ne demek demiştin? Kesinlikle öyle. Çok basit yapılabilecek bir işlem. Yani bu alışveriş merkezine kesinlikle yapılması lazım. Doğru. Hangi dükkan, hangi memleket sevdalısı vermez ki bu rakamları yani? Kesinlikle. Bu arada Muharrem Son abi yazmış. Muharrem abi şu an biraz rahatsız, durumu iyi değil. Ateşi evet. Çok. Evet, Sebat Marcelo. Çok Sebat Marcelo'yu alacakmış yazmış. Real Madrid Marcelo. Ateşe düşmemiş hala. Abi bence de düşmemiş. Bence Beşiktaş'ta eski Marcelo. Delta varyantı falan olmuş olmasın hayır, yani. Bunun şu anda ateşini ölçtürse inanın ki 45 var. Samimi söylüyorum yok, yani. Çok ateşli yazmış. Yeni mutasyona yani. Falan da uğramış olabilir. Ben Muharrem abinin ateşi çıktığı zaman nasıl olduğunu biliyorum. Biz Trabzon Başakşehir maçından beri ekran ateşi bir ara çıktı. Öyleymiş haberlerini aldım. Evet. Yavaş yavaş Süper Lig'e geçiyoruz. Evet Süper Lig'e geçelim. Süper Lig'den sonra veteranları... Evet. Veteranlardan önce Ünye Belediyesi'nin bence müthiş işleri imza attı Hüseyin Tavlı Başkanımızı ve yetkili arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Şu an getirmeyelim ekrana. Birazdan alalım bunu. Şu an Necim. Getirmeye gerek yok. Evet, şimdi Süper Lig'e geçelim. Süper Lig Trabzonspor açık ara demeyelim de Konya'dan 7 puan önde. Bence tek tek yayın akışını bozmadan gidelim. Evet. O zaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak diyelim. Fenerbahçeli Fenerbahçe, Murat abiye soralım. Bu akşam da zaten Fenerbahçe onun için çok sevdalısı olduğu için Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadını arka fon yaptık. Evet. Güzel bir soru. Murat abinin de fikirlerini. Ya şimdi arkadaşlar Fenerbahçe zaten yaptığı yanlışlıklarla kaç yıldır şampiyon olamıyor. 8. sezon. Bir hoca şampiyon yapıyor. Diğer sene kin, nefret artık aralarında ne geçmişse insanlar hırslarını işleriyle karıştırmamaları lazım. Kesinlikle. Şimdi Aziz Başkan gerçekten aranan bir başkan. Ama işte bazı yerlerde hırsına yenildiğin zaman bunun acısını, bunun sıkıntısını, bunun her türlü kötü şeyini kulüp çekiyor. Evet. Ve Fenerbahçe şu anda onu çekiyor. Ya geçen sene soruyorum şimdi ben Ali Koç Başkan'a. Geçen sene Emre Berezoğlu'yu lisansı yokken getirdiniz.
hoca yaptınız. Aynen. Bu sene niye Emre Belözoğlu ile devam etmediniz? Etmiş olsaydınız ne kadar başarısız olurdunuz? Şimdi bakın. Ama süper de şu. Şimdi Emre Belözoğlu Başakşehir'e gitti. Başarılı oldu. Başarılı olmasaydı bunu konuşur muyduk? Ben yine konuşurdum. Ben... Şimdi abi konuşurduk belki ama başarılı olması da insanları bu sefer şeye sevk etti. Yani madem bu kadar başarılı bir hoca var, Başakşehir'i nereden aldı, nereye götürdü diyor insanlar, taraftarlar haklı olarak. Bence bunun da etkisi var yani. Ama bu saatten sonra ben Emre Belözoğlu diyemem. Gitmişim diyemem. Tabii ben şu anda Mesut Özil gibi bir yıldız Türkiye'ye gelmiş ve Fenerbahçe forması giyiyor. Mesut Özil'in taşıyacak bir teknik direktörün olmasını diliyorum. Ve olması gerektiğini de söylüyorum. Erol Bulut yanlıştı. Erol Bulut'la anlaşıldığında zaten ben yanlış olduğunu söyledim. Çünkü Mesut Özil'in altında gerçekten ezilen bir teknik direktör oldu. Belki işine karışıldı, belki performansını sağlayamadı. Bakın Anadolu takımlarında hem futbolcu hem de bir teknik direktör başarılı olduğunda hemen büyük takımlarda ismi anılıyor. Evet. Ya bakın. Yılmaz Vural hariç. Abdullah Yıl, şimdi Trabzonspor'un hocası Abdullah hocam böyle değil. Milli takım gördü. Aynen. 5 sene şampiyonluğu oynattı Başakşehir. Kolay değil. Geliyor şampiyonluğu oynattı. Evet. Belki sonunu götüremedi ama bunlar hep tecrübedir. Taraftarı olsa en az 2-3 şampiyonluğu vardı Başakşehir. Şimdi, aynen, ben de sana katılıyorum. Öyle değil mi? Anadolu takımlarında adam 10 gol atıyor. Hemen Galatasaray'a geliyor. Oynayamıyor. Fenerbahçe'ye geliyor. Oynayamıyor. Trabzon'a geliyor. Çok örnek verebiliriz. Bakın bu yanlışlıklar olduğu sürece Türk futbolu bir yere gitmiyor. Onun için sürekli Türkiye'de hoca değişimleri başlıyor. Evet. Bence aslında dışarıdaki hocalara ben çok şey vermiyorum. Yani ben Türk hocalarıyla devam edilmesi taraftarıyım. Zamanında da Aykut hocalarıyla devam edilmeliydi. Mesela o 3 Temmuz zamanında iki olayları herkes biliyor. Abi Fenerbahçe'nin getireceği Türk hoca da kalmadı. Şimdi ben Fenerbahçe'de bir ah olduğunu, gidenlerin bir ah içinde olduğunu. Mesela Beşiktaş maçında Soğuz'a geldi 2 tane attı. Evet. Bak işte evet. Yapılan yanlışlar Allah'ın adaleti. Biliyor musun? Yani. 2 gol atıyor. Fenerbahçe'ye kim gitmişse Fenerbahçe gol atıyor. Bakasetas mesela alınıyordu. Mesut'u tercih ettiler. Neden Beşiktaş alıyordu? Fenerbahçe alamıyor geri abi. Hangi teknik direktörü göndermişsen o Fenerbahçe'ye sonuncu da olsa çelme vurmuş. Hayır, de gittiğinde Josef De Souza 12,5 milyon euro para kazandırıp gitti. Bu anekdotu da atlamayalım. Yani, evet. Yani bence şimdi ismi geçen bir Löw var. Mesela Löw'ün gelmesini ben istiyorum. Löw gelmiyor. Bence. Başarılı olabilir. Bence. Benim düşüncem Murat abim dediklerine katılıyorum. Yerli hoca konusunda Allah yerli hocayı artık riskini ben Ali Koç'un alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü onun da hiç kredisi kalmadı. Artık son atımlık bir barut diyelim ona. Ona da iyi atması lazım. Benim düşüncem hiç öyle bir şeyim yok ama Alex De Souza'nın Fenerbahçe tarihinin efsanevi futbolcusu Alex De Souza'nın yani Fenerbahçe'nin içinden birini gelip hem yabancı hem de Fenerbahçe'nin içinden gibi bir isim Alex De Souza gelmesi bence şu anda Fenerbahçe için daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok karışık durumda. Şimdi şöyle Murat abi zaten 16, 14, 15 puanlık bir fark söz konusu. Evet. Yani bugün evet, o da doğru. Kimi gelse yani hayır, Ali Koç için söylediniz ya kredisi yok diye. Ha, evet. Taraftar o krediyi vermez. Ben o açıdan söylüyorum. Vermez ama evet. Şöyle Alex De Souza'ya taraftarın ben çok soğuk bakacağını da düşünmüyorum evet. Ayrıyetten. Çünkü Fenerbahçe taraftarını sevdiği, tabii. Sevdiği bir isim Alex De Souza. Hep ateş atarız gibi geliyor bayağı. Bence. Ben bilmiyorum abi. Ben yani uygun olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani teknik adam yok. Yani Alex De Souza olabilir gibi geliyor bana. Ha bir başarısı yok teknik hoca olarak ama sanki bir uyuşma olabilir orada. Evet. Galatasaray bunu Hacı ile denedi. Olmadı. Ya olacak diye bir şey yok. Kötü bir durumda. Başarılı olur diye bir şey de diyemiyorum. Sezon başı olsa sana katılıyorum. Ama şimdi devre arasında bunu getirdiğin zaman abi yani önümüzdeki sezonun hazırlıkları için eksik mesela Abdullah Avcı geçen sene örneğini verelim. Yani geçen sene Trabzonspor'a geldi. Ama ben işte sana Emre'yi örnek verdim işte. Gönderiyorlar, tutmuyorlar. Getirdiğiniz zaman tutsalar tamam. Yani işte seneye de tutacağım şeklinde bir projeyle gelebilirse Abdullah Avcı örneğini verdik. Geçen sene geldi. Trabzonspor'un hiçbir iddiası yok. Çok başarılı. Geçen sene Fenerbahçe'ye sözünü kestim. Ersun Yanal'ın gelmesi bir hataydı. Ben Ersun Yanal'ın... Taraftar istedi. Taraftar istedi diye çok geldi. Çok bir hata bulmuyorum. Taraftar istedi geldi. Şimdi o takımların şunu kabul etmesi lazım. Arkadaşlar Trabzonspor şampiyon. Bunu takımlar şimdi kabul, ona söyledim yani, kabul ederse senin dediğine katılıyorum. Şimdi, kabul etmiyorum. Ben Alex De Souza dedim. Hani bir bilgim yok. Alır mı almaz mı onu bilemiyorum. Yani, olabilir. İsmi geçiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Gelen hocadan zaten şu anda şampiyon yapması istenmiyor. Yani böyle bir durum var. Yani hocanın bir avantajı var. Ama futbolcular öyle açılımı yapmıyor. Ne yapacak abi? 14 puan bizim işimiz şey değil diyor adam yazıyor. Allah o biraz hayal ürünü abi. Bizim bak Ahmet Nur Çebi de öyle bir açıklama yaptı. Ondan sonra kayboldu. Ben inanıyorum.
şampiyon olacak Beşiktaş diye. Yani biraz gerçekçi konuşalım. Yani bizim programımız gerçekçi bir program. Evet, kesinlikle. Ben yani gelen hocanın takımı şöyle bir bakıp gönderilecekleri kafasında belirleyip seneye Abdullah Avcı Trabzonspor Birlikteliği gibi, anladın mı? Fenerbahçe için söylüyorum bunu. Bu sezonu bu şekilde geçirip senenin kadrosunu kurması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de bence Alex de Souza veya camianın içinden gitmiş hocalara yönelmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, Halil Hocam. Valla ben hani yerli teknik direktörü getirecek olursam Okan Buruk'u getiririm. Başakşehir'de şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör. Olmaz be kardeşim. O Galatasaray'da olmaz olur. Fatih Terim artık yerli getireceksin. Galatasaray'da bile ben olacağını düşünmüyorum. Bu arada Zeki Murat Göle var şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Yani ben Zeki Murat Göle ile kulüp başkanı olsam sabah ilk işim Zeki Murat Göle ile sözleşmeyi fesih etmek olur. Fenerbahçe'nin camiasında hiç teknik ekipte bulundurmam. 9 kişi Karagümrük maçında ön libero çıkartıyorsun, ön libero alıyorsun. Santrafor alıyorsun. Katılıyorum bir de Abdülkerim hoca var. Fenerbahçelileri çok seven beyaz futbolda. Evet. Durmaz. Onun açıklamalarından bir anekdot vereyim. Lafını sen devam edersin. Ben onu bilmiyorum bu arada. Kardeşim diyor. Yani Zeki Murat Göle diye bir adam var diyor. 1.50 boyunda diyor. Tamam mı? Yani ben diyor oyuncunun diyor insanın diyor boyuna, posuna şeyine bakmam ama diyor. Sen diyor Fenerbahçe camiasısın diyor. Yani şuraya diyor en azından diyor. Zaten futboldan anlamıyor da diyor. Yani anlamıyor. Onu geçtim de diyor. Doğru. En azından diyor tipi diyor, eli ayağı düzgün bir adamı diyor şuraya koysaydın diyor. Kel diyor 1.50 diyor hani. Daha sonra yani. Hayır geçen yıl kimi koymuştu Fenerbahçe? Ya yine aynı 9 kişi yenemediği zaman da Zeki Murat Göle. Yine yardımcı bir hoca. Yine ismi hiç. O emekçi yine. O şu an altta Tahir Karapınar. Tahir Karapınar. Yine olmuyor yani. Bak, yani o zaman Rıdvan'ı getirir. O zaman Abdülkerim'i getirir. Ya getir birini getir yani. Beni bari koysaydın diyor. 4 maçlarında diyor. Yani. Ne olacak diyor. 4 maçlarında ben de diyor. En azından onun kadar hatta ondan daha iyi. Fenerbahçe'nin kara gümrüğü bakın. Fenerbahçe'likte üst üste 10 maç kaybetseydi şu kara gümrük maçındaki rezil olduğu kadar rezil olmazdı. 9. Siz 35. dakikada 30. dakikada 9 kişi kalmış. Kara gümrüğü yenemiyorsunuz ve sizin kenardaki hocanız müdahale edemiyor. Çift santrafora dönersin, 3 santrafora dönersin, stoperi son 10 dakika 20 dakika öne yollarsın. Hayır şurada ben Zeki Murat Gülen'in de çok kadroyu onun hazırladığını düşünmüyorum. Bana. Tamam da maç içinde sonuçta değişiklik. Valla abi ya içeride futbolcular ya da Sosa mı hazırlıyor? Ya Sosa olur, Mesut Özil olur ya da başkan. Ben sana söyleyeyim, Fenerbahçe'nin hocası o gün Muharrem Som olsaydı da bak Muharrem Som da olsaydı risk alırdı ya. Rakip 9 kişi kalmış. Evet Muharrem Som şeydir yine, tecrübelidir. Ya ben niye Mesut Özil'in üzerinde bir hoca diyorum biliyor musunuz? Bakın Mesut Özil ligde oynuyor, Avrupa maçına mesela gitmedi. Hmm. Bir maça gitmedi. Mesut Özil ben gitmeyeceğim dediği zaman gitmiyor. Evet. O da bak, bir işte şey. Altında yani. Hoca onun eziliyor. Mesela Joachim Löw gibi yanlış bir adam şeyler. Olsa mesela. Oynar. Bilic gibi. İstediği maçta oynuyor, istediği maçta oynamıyor. Çıktığı zaman kızıyor. Ben bu arada Bilic en yakın bence Fenerbahçe'ye şu an Bilic. Yanlış. O zaman Trabzonspor'un transfer gündemine gelelim. Fenerbahçe'nin vay haline deyip kapatalım. Evet. Son dakika. Bakın şu an ne A Spor'da, ne TRT Spor'da, ne NTV Spor'da bunu duyamazsanız. Müjde mi Trabzonspor'lara? Bir altta kırmızı geçebilir miyiz? Edin Visca ve Irakli Azarov Trabzonspor'da. Bence Trabzonspor Edin Visca'yı alarak sadece bu sene Süper Lig'de değil bir dahaki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor'un grubunda olan takımlara dahi Vakayeme ve Visca gibi iki tane inanılmaz bir kenarı, Bakasetas Hamsik gibi merkez orta sahaları ki yanlarında Dorukhan da var. Ben Dorukhan'ı çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum ya. Müthiş. Korku salmıştır. Ve Irakli Azarov konusunda da arkadaşlar bir anekdot anlatayım. Ben onu soracaktım. Nasıl bir adam? Sezon başı Sivasspor Dinamo Batumi maçında ben Irakli Azarov'u izledim, gördüm. Doğumuna baktım. 2002 doğumlu. Ben bunu Abdullah Avcı bana sol zaten bek, ilk sol bek. O konuşmamızda da yer alıyordu Abdullah Avcı'yla. O ben Hamsik forması yollamıştı Abdullah Avcı bana. Ta o zaman söylemiştim Abdullah Avcı'ya. Bana izleteceğim diye mesajı da duruyor şu an WhatsApp'ımda. Nereli? Gürcistanlı. Gürcistanlı 2002 doğumlu. Ve Trabzonspor bunu Olympiakos'un elinden son anda aldı. Evet. Hiç dışarı çıkmamış mı? Yok. Daha 2002 doğumlu abi. Gürcistanlı. Ben iyi bir transfer diyorsun yani. Şöyle. Ne kaybedebilir? Bu yabancı sınırlamasına da girmiyor zaten. Şöyle. Genç kontenjanına giriyor yani. Edin Visca'yı zaten tartışmaya hiç gerek yok ki. Trabzonspor inanılmaz bir hücum attı. Düşünsenize. Daha buna stoper. Müthiş bir transfer.
Ben bitiriyorum, yapacağım bununla alakalı, sen bitirdin. Şimdi abi, şöyle, bana bugün bir telefon geldi. Bu yönetici falan değil ama bir tane Trabzonlu gençler tribün liderinin en yakın adamı bana telefon açtı. Bana şey dedi. Yeni Malatya maçına geliyor musun abi? Bilet ayarlayayım dedi. Ben yok, gelemeyeceğimizi, Sivas deplasmanına gideceğimizi söyledim. Allah izin verirse. Evet, inşallah. Senin sayende abi. Evet, ona yöneleceğiz artık. Sonra inşallah. Abi dedi, Samet Akaydın Trabzonlu. Bu arkadaşların da yakın arkadaş. Abi dedi, Samet Akaydın bitti, haberin olsun dedi. Adana Demir'in stoperi. Hatırlıyor musunuz? Maçta beğenmiştik. Bir tane de yabancı azıcık. Öyle mi? Emin misin dedim. %100 mü dedim. Abi %99 dedi. Sonra ben başka bir kaynakla görüştüm. Meksikalı bir stoper var. Salcedo diye. Tecrübeli bir stoper. Salcedo. Evet. Biliyorum, biliyorum. Ben de o kaynaktan Avrupa'da Salcedo'nun sabaha akşama biteceğini düşündüm ama yani stoper konusunda kesin bir net ismim yok ama Edin Visca net olarak artık Trabzonspor'da ve Visca inanılmaz bir fedakarlık yaptı. Evet. Başakşehir yönetimine ben Fenerbahçe daha yüksek teklif verdi. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye gitmesini istedi. Ali Koç defalarca araya birilerini soktu. En son Ali Koç kendisi devreye girdi. Ama Edin Visca ben Trabzonspor'da yani oynamak istiyorum dedi. Büyük başarı. İnanılmaz bir transfer yaptı Trabzonspor. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Visca ile ilgili. Ben başlayayım. Murat abi benden sonra yorumunu yapabilir. Visca yıllardır bildiğimiz, tanıdığımız, her sene 12 asist, 7 gol, 8 gol civarında bandında oynayan, yani bu şeyleri tutturmuş bir oyuncu. Çok istikrarlı da bir oyuncu. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Son 5 senenin asist kralı. Ya evet, yani biliyoruz. Evet, Korejma'dan sonra asist kralı olmuyor. Şimdi gittik Korejma, o zaman oydu. Sonra Visca oldu. Şimdi Visca'nın yaşı 30 civarında galiba değil mi? 32. 31. 32, 31. Yani bir 2-3 sene, 2-3 sene, 34-35'e kadar üst düzey futbol oynar diye düşünüyorum. Zaten devre arasında hangi futbolcu alırsan al, Visca'dan aldığım verimi Trabzonspor bence alamaz. Kesinlikle. Yani adam hazır bir şekilde gelecek, çıkacak. Belki ilk maçtan gollerini, asistlerini yapacak bir oyuncu. Kesinlikle. Hiçbir şekilde ilk maçta oynayamayacak. Şey bahanesini kabul etmem Visca için mesela. Uyum sorunu işte yaşadım falan. Hiç öyle bir sorun yaşamayacak. Abdullah Avcı zaten bildiği bir hoca. O yüzden almıştır zaten Visca'yı. Alınan rakam da önemli. Bilmiyorum, rakam konusunda bir bilgi verebiliyor musun? 3,5-4 civarı. Şimdi takasta futbolcu kullanılabilir. Yusuf Sarı kullanılabilir. O daha belli değil. Ama takasta futbolcu kullanılmazsa 3,5 milyon euro bandında. Yani fena değil. Yani 32 yaşında. Bundan sonra Trabzonspor'un para kazanamayacağı bir oyuncu olarak gözüyle bakıyorum ben. Tabii. Ama şampiyonluk ama için. Hem şampiyonluk için hem de gelin önümüzdeki sene de yine aynı şekilde çok büyük katkıları olacağı için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani helal olsun yani. Visca'yı yıllardır Galatasaray da istiyor. Fener de istiyor. Beşiktaş da istiyor ama Trabzonspor aldı. Yani tebrik ediyoruz başkanı. Evet, çok bu konuda önemli. Zaten ihtiyacı da vardı. Biz Visca'yı daha önce Topuk Yaylası'nda değil mi? Ünyaspor evet, kamptayken İstanbulspor'da biz de beraber kamptaydı orada. Başakşehir. Biz orada canlı olarak izledik. Cılız. Nasıl topçu diyorlar ama o zaman kalitesini gösteriyordu harbiden. Müthiş zeki ve inanılmaz yerlere top atan, işte asist kralı da oradan geliyor. Zaten o zamanlar iyi bir topçu olduğunu göstermiş. Trabzonspor Edin Visca'yı eğer aldıysa gerçekten çok büyük bir iş yapmıştır. Çok büyük bir transferdir. Evet, evet, ve Trabzonspor'u gerçekten daha da güçlendirecek, daha da gol yollarında etkin olacağı bir transfer olmuştur. Tebrik ediyorum. Solda Vakayeme, sağda Visca. Kesinlikle. Ortada Abdüş. Kerim şey ya. Muhteşem bir ileri oyuncu. Kadir Onur. ya oynayamayacak Marakamşik. Oynayamayacak oyuncuları da üzülüyorum. Yani. Berat yok. Biz oynayamayacaklar. Bu da işte Şorlat olacaktı. Ha şey de. Evet, yani mesela şey çok gol attı ama Cornelius zaten. Ama böyle sanki yok yok Şorlat olacaktı. Yok, değil mi? O zamanki Trabzonspor'daki o zamanki Şorlat olacaktı. O, ha, o yani ya o performansıyla ikisinin de ayrı bir meziyetleri var ya. Yani mesela Şorlat hızlı alıp gidiyordu. Evet, ama şu Cornelius hava hakimiyeti. Cornelius'ta ceza sahası için daha iyi tek var. Ceza sahasında daha etkili. İkisi de sol ayaklı. Aynı. Ya bilemiyorum, biliyorum. Ben katılıyorum. Sorlot böyle bir tık daha üst seviye bir oyuncu. Şeyden. Ben aldığım duyuma göre şunu da söyleyebilirim. Efecan Karaca da bitti. Trabzon. Evet. Allah, ben gereksiz bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben Efecan'ın Trabzonspor'un ihtiyacı yok. Hem ihtiyacı... O da mesela Alanya Spor'dan alacaklarından vazgeçerek. Ha biraz... kötü bir oyuncu mu? Efecan Karaca milli oyuncu. İyi bir oyuncu. Türk tamam o var ama kadroya genç tutmaya başladı bence. Yani bir de büyük takımda yani hiç oynamadı. Görmedik. Yani büyük takım şeyi de başka bir şey. Şöyle diyeyim, ben çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben futbolcu olsam, Anadolu takımında oynayan Visca olsam, Efecan Karaca olsam, şampiyonluk yaşamak isterim.
Trabzonspor'da en yakın İstanbul takımına 14 puan fark atmış. En yakın rakibi Anadolu takımı Konyaspor'a 7 puan fark atmış. Ben de olsam alacağımdan feragat edip Trabzonspor'da oynamak isterim. Diyorsun. Büyük cami. Aynen. Yani. Şu yorumları okuyalım bu arada. Evet. Bayağı birikti o da. Özgür Hasten, Yılmaz Vural gelecek, dertler bitecek. Yılmaz Hoca en son Ali Koç Başkan hazırım yürü demeni bekliyorum dedi. Selamlar gönderelim. Ya bir getirin şu adamı. Murat Demirel, Muharrem Soma cevap vermiş. Yok, Roberto Corlas'ı alacaklarmış. İkisinin de ateşi fazla şu an belli. Evet, çok ateşli onlar. Murat Özkan. Program sonu onlarla görüşelim. Evet, Visca'da gitti Eldin yazmış. Murat Demirel, lideri konuşalım lütfen. Beyler ya da Cimbombom'un Avrupa işi konuştuk. Habil Özden, Faruk Can'ı alsın Ümraniye'den demiş. Faruk Can da benim çok yakın arkadaşım. Trabzonspor'un futbolcusu, 2000 doğumlu. Ümraniye'de kiralık oynuyor. Burada da misafirimiz olmuştu bizim. Kahve içtik. Emre Şahin, Muharrem Som şampiyon yapar Fener'i. Habil Özden, Visca şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi yazmış. Murat Özkan, Trabzonspor ben şampiyonum, siz boşuna transfer yapmayın diyor diğerlerine. Hatta hoca bile almıyor şu an beraber transferi. Öyle, evet. Güzel, güzel yorumlar geliyor. Evet, şimdi Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu kim? Murat arkadaşlar. Abi'den başlayalım abi. Evet. Ya tabii Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu bence teknik ekip. Başarısız olduğunda, yenildiğinde hakeme saldıran, artık motivasyonunu ve kimliğini kaybetmiş bir ekip görüyorum. Zaten geçen yıllarda bu sinyal vermişti. Bazı olaylara göre de sinyal vermişti. Bence artık Fatih Terim'in sportif direktör, orada bir baba şefkatinde o görevde hatta durması. Hatta neredeyse başkan bile olabilir falan diyorlar. Yani ya olabilir Fatih yani. Olabilir. Çok farklı bir taraftarlar. Yani artık yaş da geldi. Bence misyonu artık dolduruyor. Bence yanındaki hocalarına. Öyle diyorsun ama bir haber okudum Murat abi. Araya gireyim. Benfica Jorge Jesus'la yani yollara ayırdıktan sonra Rui Costa oranın başkanı ya da başkan yardımcısı. Sportif direktör gibi. Ha, öyle bir şey. İşte diyorum ya, sportif direktör görevinde bulunabilir. Fatih Terim'e bir teklif yapılacağı gibi bir, hani kulislerde öyle bir şey, hoca adayları arasında ya, Fatih Terim de varmış. Benfica için söylüyorum. Ben Okan Buruk'a şans vermesini düşünüyorum Galatasaray'da artık. Sergen Yalçın gibi. Okan Buruk hak etti bunu Başakşehir'deki oynattığı futbolla. Taner Tuna vardı Beşiktaş'ta. Biliyorsunuz. Evet, evet. Orada yardımcı hocayken pişti, geldi. Süper Lig'e kendini attırdı, şimdi kayboldu ama. Bence bir aralar çok iyiydi ama. Çok şu an bu arada Bursaspor'la anlaştı. Öyle mi? Tamer Tuna. Evet, bakın, Bursaspor'la yani, Galatasaray'da bence artık hoca değiştirmesi gerekiyor. Yani illa da kan değişikliği diyorsun yani. Fatih Terim'e ama, görevine son verildi. Avrupa diyorlar. Ayrımı. Avrupa diyorlar ama Avrupa'da Galatasaray gerçekten değişik top oynuyor. Evet. Daha bizi motive de, top oynuyor. Bizi de gururlandırıyor tabii ki. Ama arada. Türkiye'de olmadı. Sene artık sonuna kadar gider bence ya Fatih Terim. Yani gider. Sene gider, sonuna kadar şu gider. Anda hani yoldan ayıracaklarını düşünmüyorum. Ya bu sene başarısız, hani Avrupa'dan da elenirse erken falan. Sene sonuna kadar Fatih Hoca'yla, çünkü Fatih Hoca'yı çok seviyor camia. Hani başarısız oldu, hemen gönderelim şeklinde bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Sezon sonunda büyük bir ihtimalle, sana da katılıyorum, genç hocaların Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum ben ya de. Fatih Hoca'nın bunu yapması lazım. Evet, yani öyle düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Ben daha bu arada tam yorum yapmadım Galatasaray'la alakalı. Abi Galatasaray 3 senelik bir baştan şeyle geldi, projeyle geldi. Fatih Terim ve başkandan bunu duyduk. Başkan bir sene, bu sene biliyorsunuz geldi yönetime. Evet. Dediler ki böyle böyle biz genç oyuncular alacağız. Milyon milyon euro bonservis bedelleri de verdiler oyunculara. Evet, evet, çok da verdiler yani bonservis bedelleri. Verdiler ve başarı. Hani şöyle, biz bu sene başarısız olursak bize kızmayın. Biz 3 sene içerisinde mutlaka şampiyon olacağız veya çok büyük başarılara sahip olacağız diye bir söylem var ama Galatasaray gibi büyük camialar, Beşiktaş gibi, Fener gibi, Trabzon gibi camialar böyle 3 sene falan kimse beklemez. Hiçbir taraftar hiçbir şey beklemez. Hani hele böyle 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon euro bonservis verdiğin takımlardan bu sene şampiyonluk beklersin. Yani başka hiçbir sonuç seni tatmin etmez. Ben bir Galatasaray taraftarı arkadaşlarım adına söylüyorum bunları. Kesinlikle. Yani o yüzden ben Galatasaray'ın bu sene gerçekten başarısız olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim büyük bir fiyasko. Avrupa'daki birincilik yaratması kimseyi. Bence Fatih Terim balı diye bir şey var bu ülkede, tamam mı? Her an elenebilirsin. Her an elenebilirsin. Yani bir tek zaten tutunacağında o kaldı. Şeyden de elendi. Türkiye Kupası'ndan da elendi. Evet. Deniz Spor'a. Deniz, evet. Kötü bir yani, evet. Yani bir tek Avrupa kaldı yani. Başka bir şey kalmadı. Bilmiyorum yani, Allah yardım etsin. Fatih Hoca'ya ben, Murat abiye katılıyorum. Yani misyonunu doldurmuştur. Sayısız kupalar almıştır. Artık bu sene
bırakıp seneye Okan Hoca olur veya artık hangi hoca olursa olsun onları devretmesini düşünüyorum. Galatasaray'dan gelecek adam çok var ya. Çok hocaları var Galatasaray'da. Var var var. Halil Hocam senin de kısa bir görüşünü alalım. Burada ligin 4. ya da 5. haftasıydı. Bir programda yine konuşurken belki Galatasaray bu sene ligi kaybedecek ama rekor bonservislerle futbolcuları satabilir demiştik. Buna şu an sadece Kerem Aktürkoğlu'nu gösterebiliriz. Evet. İyi bir bonservisle satabilir. Çıkaldao'yla Morutsan'ı da katabiliriz. O zaman katabiliriz ama şu anda pek mümkün görünmüyor. İşte Marka ölü Nelson hakkında yazılıyor ama ben bu arada Nelson'u hiç beğen böyle çok ağam şağam Manchester United'lar falan yazılıyor. Katılıyor. O seviyede bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Bu, canlı da izledim zaten. Kötü adam değil ama böyle müthiş de bir yani evet. Uçan kaçan bir stoper değil. Kesinlikle. Ben Morutan konusunda mesela sezon başı özellikle Galatasaray Kasımpaşa'yı yeniyor 2-0. Hoca 45'te Morutan'ı çıkartıyor. Maç 2-2 bitiyor. Bizim Trabzon'daki maçta Galatasaray bize karşı 2-0 öndeydi. Evet. Cornelius'ta 44'te 2-1 girdik. Morutan da böyle tehlike yaratıyor. İsmail Köybaşı'na sıkıntı yaratıyor. En iyi yaratıyor. Adam diye o maçta. Evet. 45'in dakikada Morutan'ı oyundan aldı. 2-2 yaptık. Koyta 85-86'da vurdu. Çizgiden falan çıkarttılar yani. Tabii tabii. Morutan konusunda ben Fatih Hoca'nın mesela bir ara Raşit Gezal'da da Sergen Hoca vardı. Çıkarıyordu oyundan aynen. Sürekli. Son 20 dakika falan. Aynen. Oynadım. Morutan konusunda ben sanki böyle oynayarak Morutan'ın daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyordum ki Hacı'nın da bir açıklaması vardı. Çok umutluydu Morutan'la. Galatasaray işte Nelson aldı yine o da 99 doğumlu. Şaşa Boy 2000 doğumlu sanırım. O ya da o kiralık ama. Bir sakatlık yaşadı. Daha sonra toparlayamadı. Şu anda sakatlığı düzeldi. Evet. Afrika'daki oynanan kupaya davet edildiğini duydum ben. Şaşa Boy'un. Mesela Galatasaray şunu şey yapamadı. Santrafor'da Halil mi oynayacak? Mustafa Muhammed mi oynayacak? Cagne mi oynayacak? Her hafta birini oynar. Bir kere Halil oynamaz. Halil sadece ikinci forvet. Yardımcı forvet yardımcı gibi. Forvet ya da ikisi bir oynayamaz. 10 numara. İkisi bir işte yardımcı forvet gibi. Bence mesela, ya Mustafa Muhammed ya Cagne'nin kesin oynaması lazım ikisinden birinin. Bence Halil'in de mutlaka oynaması lazım. %100 katılıyor. Şöyle. %100. Mesela bir tarafta Morutan, bir tarafta Halil. Ama şimdi bir santrafor dediğin zaman Halil, Halil Dervişoğlu bir 9 numara değil. Böyle bir o bir arada 9.5 numara gibi. Alver yapan bir oyuncu. Ben Murat abi de bilir. Fatih Tekke'ye benzetiyorum onu ya. Ya Fatih Tekke'ye benzeyen özellikleri mesela de mesela Murat abi'nin özelliklerinde bir oyuncu. Evet. Halil Dervişoğlu. Vallahi programa girmeden önce Murat abiye de ben şey dedim. Veteranların bu hafta ilk 11 hakkında konuşurken 9.5 gibi oynarsan daha iyi olur abi de. Hatırlıyor musun? En öde Mehmet evet. Abi'nin arkasında. Ama hoca sensin. Ona sen da olur. Geleceğiz. Ben Murat abi oynatmayı şu an düşünmüyorum. Yandım o zaman. Yani Galatasaray'ın dediğimiz gibi bunda mutlaka bir numaralı sorumlu. Nasıl ki Galatasaray bir derbi kazandığı zaman, Galatasaray iki maç üst üste kazandığı zaman imparator ilan ediliyorsa Fatih Terim. Şu anda da bir numaralı sorumlu Fatih Terim'dir. Şöyle bir soru sorayım ben sana. Bugün Fatih Terim yerinde X hoca olsaydılar, şu anki tabloyla karşı karşıya kalmış olsaydı. Üç defa yollanmıştı. Çoktan gitmişti. Üç defa yollanmıştı. Aynen. Evet. Beşiktaş'ta hoca kim olacak Tolga? Bunu sana soralım. Vallahi abi benim aldığım duyumlar Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar gideceği yönünde ve ben gerçekten ciddi takip ediyorum. Takip eden arkadaşlarımla da telefon konuşmalarında Önder Karaveli'nin %80 ihtimalle sezon sonuna kadar gideceği ama tabii ikinci yarı başlar. Olumsuz iki tane, üç tane sonuç olur. O zaman kimse Önder mesela yarın akşam demez. Hemen hoca gelir. Yarın akşam maçınız var. Evet, Abu Dhabi'de Süper Kupa finali yapacağız. Evet. Antalya Spor'la büyük bir ihtimalle zaten. Hani bu kötü sezonda Süper Kupa finalini aldığı zaman en azından bir teselli olur bizim için. Olur da yani şöyle bir şey diyorum ben. Neden biz Arap adalarına gidiyoruz şöyle da? Abi, Türkiye'de oynanamaz mıydı bu final? Tabii ki, zaten Türkiye'de oynanıyordu şey önce de. Şimdi şöyle işte hani reklam açısından mesela Manchester olsun, Manchester City olsun, Barcelona olsun bu tarz takımlar Süper Kupa maçlarını Katar'da, orada, burada, Brezilya'da, şurada, burada oynuyorlar yani. Ben bunun çok olumsuz bir şey durum olduğunu düşünmüyorum. Ha bu sıkışıklık şeyde o kadar yol yapıyorsun. Yani o kadar uçak yolculuğu yapıyorsun. Onlar dezavantajlar. Maç oynayacak. Aynen. Bunlar tamam bu konuda haklısın ama yani bir reklam açısından böyle şeyler yapılıyor. Ha, bunu çok eleştiremem. Bir şey diyemem. Tabii ki ben de eleştiremem bu konuda. Yani Önder Karaveli ile devam edilmeli mi? Bilmiyorum. Yani hala bir tam olarak bir fikir sahibi değilim. Çok iyi bir futbol izleyicisi olduğumu herkes bilir. Evet. %100 kalmalı veya %100 gitmeli diyemiyorum. Bir bakmak lazım ama eğer 2-3 tane olumsuz sonuç olursa Önder Hoca'nın bir an önce yerine kim gelecek de seneye hocamız kim olacaksa şimdiden anlamadım. Yani bir 8-10 maç öncesinden başlamadan önce
Abdullah Avcı Trabzonspor yine birliklerine örnek vereceğim. Gelmesi gerekir, kadrosunu oluşturup seneye istediği transferleri bir an önce bitirip öyle başlaması gerekir diye şöyle düşünüyorum. Şöyle bir şey olabilir mi? Hem Fenerbahçe için hem Beşiktaş için ligden koptuk. Biri Trabzonspor Beşiktaş'a 19-20 puan fark var sanırım. Fenerbahçe'yle 14. Finansal fair play var. Dolar ve euro bazında kur da çok önemli. Acaba şöyle düşünüyor da olabilirler mi? Biz şimdi Bilic'i, örneğin Bilic veya X bir teknik direktör Löw'ü getirsek bize 6 aylık maliyeti bile işte 2,5 milyon euro olacak. Biz sezonu böyle götürelim. Sezon başında güzel bir yapılanmayla yeni teknik direktörümüzün istediği transferleri yapalım. Böyle bir yapılanma işine de girmiş olabilirler. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ama bu sefer de işte geç transferler, işte geç hocanın gelmesi veya bu tarz şeyler çok sıkıntı yaratıyor takımlarımızda. Mesela Sergen Hoca'nın son 10 gün kala anlaşması, transferlerin böyle acil aceleyle yapılması bizim seneki başarısızlığımızın nedenlerinden biridir. Yani Trabzonspor geçen sene Abdullah Hoca geldikten sonra her bütün eksik bölgeleri belirledi. Hızlı hızlı transferlerini yaptı Haziran ayında. Anladın mı? Bitirdi. Hatta Temmuz, Ağustos'a hiçbir şey bırakmadan. Tabii. Transferini de öyle yaptı. Bugün geldiği noktayı da görüyoruz. Yani böyle dezavantajlar da yaşıyoruz ama. Ben mesela şunu anlamadım. Sezon sonunda. Sergen Yalçın Türkiye Kupası'nı kazanmış. Lig şampiyonu olmuş. Nasıl mesela? Nasıl hemen anlaşmıyorsunuz? İşte orada o şey. Ben burada Ahmet Nur Çelik'i yönetimi eleştirelim. Yani niye bu kadar bekliyorsun? Tabii. Aradaki sıkıntı ne? Yani paranın olmadığı apaçık ortada. Sergen Yalçın para düşünen bir hoca değil. Kaz giderken yani hiç beş kuruş ceketini alıp çıktı gitti yani. O yabancı hocaların neler yaptığını görüyoruz burada. Evet. Milyon eurolar aldık. Evet. Diyorlar ki Sergen de bunu yapabilirdi. Tabii. Zaten kendisi röportajlarında söyledi. Dedi ki ben yani Beşiktaş'ın çocuğuyum. Öyle ben para pul konuşmam. Yani böyle bir hocaya sahipsin. Neden bu kadar gecikmiş? Yani son 10 gün kadar geliyor hoca. Ben anlamıyorum. Bu konularda bir an önce hızlı davranıp hızlı karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanki amatör takım gibi yönetildi. Aynen öyle. Murat abi. Ben yine programın başında da söyledim. Yine örnek verdim. Sergen Yalçın gerçekten Beşiktaş'a yakışıyor. Beşiktaş'ta bağdaşıyor. Sergen Yalçın Beşiktaş'tan gönderilmedi. Sergen Yalçın zaten görevden ayrılmadan önce de iki hafta önce de bunun sinyalini vermişti. Doğru. Ben takıma zarar veriyorum. Doğru. Ayrılma şeyini verdi. Yönetim onu göndermek istemedi. Bakın aynı şeyi Fatih Terim'in yapmadığını az önce söyledim. Yapmıyor. Evet. Zarar veriyorsun, ayrılacaksın. Şimdi bence Önder Karabelli ile sezon sonuna kadar takdir edilesi bir durum diyorsun yani Sergen Yalçın. Kesinlikle, kesinlikle. Bakın bunu her insan yapmaz. Evet. Kaliteli hoca yapar. Biliyor nasıl davranacağını. Gerçekten de akıllı davranıyor. Yönetim bu şekilde davranmıyor. Beşiktaş'taki yönetim bu şekilde davranmıyor. Dediğiniz ya sezon başında yanlış oldu. Seni şampiyon yapmış. Ben mesela Ersun Yanal şampiyon yapmış. Adamı gönderiyorsun. Sabahleyin imzalaman lazım ya. Örnek veriyorum. Başka bir şey varsa git onu başka yerde çöz. Evet. Bu takıma yansımamalı. Yani. Bence Önder Karabel'e devam edip sezon başında yine Sergen Yalçın'la devam edilmesi taraftar. Sergen gelmez be Murat abi. Sergen Yalçın'ı bu yıllardır takip ediyoruz. Sergen Yalçın değişik bir adam. Çünkü kendisi gittiği için gelir. Ben zannetmiyorum. Sergen Yalçın Beşiktaş'a ben geleceğini düşünmüyorum. Yani. Sergen sonradan yine gelir. Ama ben Sergen önümüzdeki sezon gelmez. 15 sene değil, 2 sene içinde. 2-3 sene belki hani ama şu anda önümüzdeki sezon gelmez yani. Yok. Kendisi ben ne kadar ona teklif edilir. Tamam güzel söylüyorsun. Belki keşke gelsin. Ha. Sergen Yalçın çok beğenen bir. Yani. Şimdi şöyle bir soru sorayım Murat Bey. Ünye Belediyesi'nin yaptığı harika futbol sahası hakkında bize bilgi verir misin? Onları yani, bir ekrana getirebilir miyiz? Ünye Belediyesi'nin yaptığı Atatürk Mahallesi'nde var. Evet. Ünye Belediyesi işte. O şey yazıyı sen oku da. Şey. Evet. Buradan Hüseyin Tavlı Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Burası Atatürk Mahallesi. Atatürk Mahallesi'nde yapılıyor. Harika. Bence harika olmuş. Semt sahaları her mahallemize lazım. Nerede Atatürk Mahallesi? Tamam burası tam olarak. Okulun alt tarafında. Gerçekten evet işte kardeşlerimiz antrenman yapıyor burada. Ben de zemin harika bir zemin. Evet. Mahallenin çocukları burada oynuyorlar gündüz vakti. Çok süper bir aktivite bence. Hani harika olmuş harika. Ya sokak futboluna yeniden dönüyoruz yani. Evet sokak, Hüseyin Tavlı Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu arada ekrandan alabiliriz. Şimdi ben bilgileri aktarayım. Öğrendim. Pelikli Yatak kapalı sentetik çim saha yapımına başlamış Ünye Belediyesi. Hacı Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi halı saha yapımı tamamlanmış.
Gürecülü Mahallesi'ne ve Fatih Mahallesi'ne sentetik çim saha yapımı kısa süre sonra başlayacak olup tüm bunlara 3,5 milyon lira harcanacak. 2 milyon lirası Spor Toto Teşkilat Bakanlığı tarafından, başkanlığı tarafından karşılanacak. Kalan kısmı Ünye Belediyesi karşılayacak. Ünye Görev Mahallesi'ne kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projesi yine Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ünye Belediyesi tarafından ortak yapılıyor. 28 Aralık 2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş. Belediyemiz Cevizdere'deki binicilik tesislerinin yanında bölgede tek olan çocuk trafik eğitim pisti yapımına hızla devam ediyor. Atatürk Parkı halı sahası da büyütülerek yenileniyor. Hem zemini değişiyor hem de büyüyor. Ben Hüseyin Tavlu Başkan'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Bence gençlerimize böyle diyoruz ya, işte telefondan kurtulsunlar, tabletten evet, kurtulsunlar. Bu semt sahaları İnşallah bunları bir numara kurtaracak şey bence. Önüne geçecek. Aktivite. Eskiden okul bahçesinde oynardık evet, hepimiz. Yani, evet. Yani her mahallede olması gerekiyor. Aynen öyle. Özellikle ben buradan Hüseyin Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Başkanım, bizim mahalle Bayramca'yı da unutma lütfen. Bayramca'da da yerimiz var bizim. Bayramca'ya da bir semt sahası yapalım. Evet, Bayramca'ya mı taşındın abi? Yakışır. Evet. Bayramca'da dediğimiz zaman da. Bayramca'ya 2023 yılında muhtarlığa çıkıyoruz Cengiz Şen'le beraber. Cengiz Bahçe ayıp olmasın? Yok, o emekli ayıp. Yani, 4 dönem yaptı. Nüfus olarak çok kalabalık bir yer Bayramca. Yani bence kesinlikle gerekir zaten oraya bir saat. Yani oraya olması gerekiyor. Yani. Olması işin gerekiyor. Şakası bir tarafa. Arkadaşlar, Hüseyin Başkanımıza ve Spor Bakanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Ünye'nin ve ordumuzun kanayan yarası semt sahaları, spor sahaları. Gerçekten Ünye'yi kurtaracak. Gençlerimizi spora, kahve köşelerinden kötü alışkanlığı uzak tutacak. Gerçekten sahaların çoğaltılarak yapıldığında bunların önüne geçmiş oluruz. Murat çok iyi biliyor. Çok mücadele verdik. Sayın evet, Kaymakamımız önderliğinde risk grubundaki çocuklara turnuvalar düzenleyip onlarla maç yapıp biz böyle şeylere gerçekten çok önem verdik ve Sayın Başkanımızın da döneminde gerçekten bu sahaların çoğaltılarak yapılması bizi çok sevindirdi. Gençlerimiz çok mutlu oldu. Biz Orhan Başkanımızla görüştüğümüzde de işte muhtarlarımızla diyalog halinde olup mahalle içerisinde de basketbol sahalarının evet, bir pota bile kurabilsek, orada insanlar oraya bir basketbol atabilse güzel olur. Bu gerçekten mahalle açısından bir spor yapma olanağı veriyor. Atatürk Parkı'ndaki halı sahamız gerçekten çok kötü zeminde ve spor yapan insanların sakatlandığı bir yerdi. Orada birçok arkadaşımız sakatlandı. Neden? Taş olmuştu artık halı evet, sahamız. Betonlu. Ama şu anda Atatürk Parkı'mızın uzunlamasına ve enine boyunu genişleterek ve çınar suyunda ki zeminin aynısını oraya yaparak gerçekten kaliteli bir zemin oluşturacağız ve artık Ünye'nin özlediği bu halı saha turnuvalarını bilimler arası yine kurumlar arası, mahalleler arası ve Ramazan akşamları oynatacağımız Ramazan turnuvaları, mahalleler arası ve okullar arası turnuvalarla da orayı daha fazla şenlendireceğiz. İnsanlar bunu gerçekten bekliyor. Ben Sayın Başkanımızdan 2 gün önce de görüştüğümüzde olumlu ve gerçekten sevindirici gençlerin bu sözlerini bizzat duydum. Ona da ilettim. Spor Bakanlığımız da gerçekten Türkiye'de statlar ve kapalı spor salonları böyle semt sahalarıyla önder oluyor belediyelere. Diğer mahallelerimizde Sayın Kaymakamımızla, belediye başkanlarımız ve diğer sivil toplum örgütleri de hep diyalog halindeler. Ünye'de yer yok. Yani yer olsa daha da çok sağlar. Bayramca'da var. Emin misin? Yani nereye ait? Şeyde, devletin hazine arası. Öyle mi? Tabii muhtar böyle bunun açıklamasını az buz bir yerde yer kaplı yani bir yer değil yani sonuçta yani, kolay değil ama. Cengiz Bahçe bunun şeyini verdi, biz hatta fotoğraflarını falan da verecekti. İnşallah Bayramca'ya da inşallah bir proje saha yapılıp oraya da semt sahası kapısı kazandırılabilir. İnşallah. Yapılabilir. İnşallah. Olimpik yüzme havuzu yapılması lazım Ünye. Yani bu gerçekten evet, yarayan bir kana. Şimdi veteranlara geçeceğiz değil evet, mi? Veteranlara geçmeden telefonuma WhatsApp'tan bir mesaj gelmiş. Hiçbir yerde yok Visca haberi vallahi. Siz verdiğinizde A Spor'da falan hiçbir şey yazmıyor yazmış.
Sen bizi izlemeye devam et. Biz derin futbolcuyuz. Yani ben baştan söyledim. Biz bitmeye yakın ya da bitmiş transferleri söyleriz. Aynen. Yani öyle kafana... Yoksa biz biteriz zaten. Sonunda. Evet. Bitmeyeceğimize eminim. Konuda. Sevgili Murat Ülgen. Veteranlar maçı nasıl geçti? Yani takımı yine ipten almışsın. Ben hocasız. Ondan önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebiliriz. Murat abinin hem veteran takımını ekrana getirebilir miyiz? Hem de çamaşırların yıkandığı, kurutulduğu bir fotoğraf var. Onu nerede buldunuz? Biz buluruz. Sizden korkulur. Şu fotoğraf dursun Murat abi. Vallahi var ya bütün ünlü futbol kamuoyunun sana teşekkür etmesi lazım. Evet. Bak şu müthiş bir kare. Şu fotoğraf parayla satın alınamaz bence. Parayla sana birisi 50 bin lira para verse şunları yıka yapmaz kurut ki. Dese yapmaz. Müthiş bir fotoğraf. Ünlü futbolu bir gün senden özür dileyecek abi. Evet bu şu fotoğraf yani sadece bu sene ait değil. Bu yıllardır böyle. Ekrandan alabiliriz. Başkanlık makamının olduğu yerde orası çatı katıydı. Evet. Biliyor musun orayı? Çatı katıydı. Biz o çatı katında itleri gelmiştik. Benim odam tam başkanımızın altındaydı. Oraya makam yeni yapıldı. Biz orada Ünye Belediye Spor Kulübü şopmanlarımızı kurutuyorduk. Evet. Ya arkadaşlar çok emek verdi. Biz yani Ünye Futbolu'na gocunmuyoruz. Halil hocam gerçekten o resmi nereden buldu onu da bilmiyorum ama ben bulurum. Ben derin adamım. Demek ki oradan geçerken çektin. Ben izinliydim. Maçtan geldik. Malzemelerimizi yıkadık. O gün de çok güzel bir güneş vardı. Oraya astım onu. Dedim 2 saat gezeyim geleyim. O demek ki o arada sen onu çektin. Şimdi bu işler gerçekten emek istiyor. Biz bu işlerden gocunmuyoruz. Veteranlar takımı tamamen bizim kendi imkanlarımızla götürdüğümüz bir takım. Ünye'de futbolu bırakmış, profesyonel oynamış, amatör oynamış, hiç oynamamış kişilerin bile aramıza aldığımız ve arkadaş çevremizi genişlettiğimiz, hem dışarıda olsun hem il dışında olsun arkadaş çevremizi genişlettiğimiz bir aktivasyon diyelim. Bir pazar günü sabah yola çıkıyoruz. Akşam geri dönüyoruz. Ve o yolda yaşadığımız muhabbet, araçta yaşadığımız muhabbet, sahada yaşadığımız muhabbet gerçekten tahmin edebiliyorum. Çok yolculuk yaptığımız için evet. Takımlarda sizler daha iyi anlıyorsunuz. O bizim için bir kazanç. Gidip de kahvede 50 bin oynamaktansa biz bir cumartesi ve pazarımızı bu şekilde ayırıyoruz. Yine Ünye'mize Ankara'da olsun, Antalya'da olsun ordumuzun ismini duyuruyoruz. Gidiyoruz veteran evet. takımıyla. O yeşil beyaz çubuklu formayı en azından veteranlarla da giyip, terletip orada ismini duyuruyoruz. Geçen sene Antalya'da gittiğimizde takımımızı götüremedik. Çünkü maddi imkanımız gerçekten yok. Biz kendi cebimizle, kendi cebimizden karşılıyoruz hesaplarımızı. Evet, Murat kardeşim bizden oraya gelmişti. Ve orada yine bir kupa aldık. Yine Ünye'mizi en güzel şekilde tanıttık. Veteran takımına Ünye'nin ismini sponsor duydum. Olabilecek bir şey olamaz mı abi memlekette? Olur ama. Şimdi veteranlar biri çıksa dese ki bu sene veteranın masrafları şöyle, bizim çok masrafımız yok. Şöyle biz 8 bin lira kadar bir katılım paramız var. Biz o 8 bin lira katılım paramızı futbolcular 5'er 100 lira verip biz o katılım paramızı ödüyoruz federasyona. Çünkü federasyon da tüm bölgelere hakem ataması yapıyor. Evet. Sağ komiseri, hakem, sağlıkçı. Onlar da bunları harcıyorlar. Orada lisanslarla yapan bir şey. Hem ben yönetim kuruluna girdim bu sene. Kenan Başkanımız da oldu biliyorsunuz. Türkiye Veteranlar Futbol Federasyonu evet. yönetim kurulunda. Öyle mi? Ne kadar? Tabii. Ve resmi bir federasyon. Milli karması da var. Biz milli karmaya da gittik 2-3 kez. Biz tamamen artık futbolu özlemiş ikinci bahar diyelim. İkinci baharını yaşayan insanlara bir bahar oluyoruz. Kadroda gayet güzel isimler var mı? Şimdi yine ekrana kadroyu getirebilirsek. Kadro var mı Ali? Tabii tabii. Eci. Var var. Şimdi bakın. Bu 11. Volkan Bozkurt, İmdat Hoca, Halil Cenar. En başta Atilla Arıkan, Ünye'de Ağır Ceza Başkanımızdı. Ağır şimdi Ceza Samsun Reis. Ağır Ceza Başkanı. Pazar gününü bize verdi, geldi. Golünü de attı. Onu tebrik ediyorum. Maşallah. Yanında öğretmen Ümit Patkoğak arkadaşımız, yine ben, Ahmet Zengin Termeden beden eğitim öğretmeni arkadaşımız, Ali Kara Ünye Spor'da yıllarca forma giymiş can arkadaşlarımızdan birisi. Gerçekten o da evet. spora emek veren ünlü kaleci Ünal Şahin. Ünal Şahin bizim emektarımız, her şeyimiz. Allah razı olsun, hiç bizi yalnız bırakmıyor. Yine Halis Keskin. Şu anda faal olarak Ünye Gençler Birliği'nin futbolcusu, öğretmen. Abi Halis'e bakıyorum da Halis bir futbolcudan ziyade vücut geliştirme hocası gibi duruyor zaten. Bunlar Hüseyin Ateş'le beraber gerçekten böyle çok severim vücut, bu arada kendisini. Evet, Çaybaşı Spor'da da beraberdik. Evet. Hocalıklarını yaptım.
şampiyonluk yaşadık onlarla. Halil Can arkadaşımız yine termeden. İmdat hocamız teknik direktör, Ünyaspor eski formasını giymiş hem de benim komşum. Can hocalarımızdan biri. Volkan Bozkurt'u zaten Ünye'de tanımayan yok. Evet, gerçekten abi, karakterli. Volkan Hoca diyelim. Evet. Biraz kilo aldı ama Yeteneği dolmuşa binemiyor. Yani, gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden biri. Artık diyelim. Dolmuşa bile binemiyor yani. O durumda ama artık formunu da yakalamak üzere. 3-4 maç. Konuştuk geçen biz Volkan abiyle bu arada. Hani halı saha maçları yapıyorduk biz devamlı aramızda. Tolga diyor, inan diyor, ben hani hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum seni. Ben eski ben değilim diyor yani. Evet. Çok diyor hani dimansız kaldım falan. Ama 3-4 maç dediğin gibi katılıyorum sana. Oynadığı zaman kendine gelir. Gattuso'la kaplı Hakan kardeşimiz Ordu'dan. Yine Ordu'dan Serkan ve Gökşin kardeşimiz var. Yine ismini sayamadığımız orada forma giyen bizle beraber İsmail Karayiğit olsun. Evet, onu da şimdi birkaç isim daha var herhalde. Önder. Bir kadro daha vardı yine. Evet. Daha önce 4-5 kişi yok o kadroda. Yani iyi yani isimler var. Yani Ateş, Önder. Yani takımımız gerçekten çok evet. iyi bir takım. Penaltı atamayan Önder. Tabii bu takımın evet. Hocası kim onu da bilmiyorum. Yani hoca piyasada evet, yok. Bu takımın hocası kim sevgili Murat? Ekrandan alabiliriz. Ya sezon başı Halil Korkmaz'la anlaşma yaptık. Halil Korkmaz hocam burada. Ama bir tane maça gelemedi. Yoğun ondan olabilir. Ama az önce Fas'a veteran maçında dedi ki Murat Başkan seni keseceğim dedi. Ben Halil Hoca'yla yolları ayırıyorum. Metin Bayram hocamla anlaştık. Çok keskin bir karar. Yani yine bizim burada futbol takımımızda olan Murat Özkaya kardeşimiz lisanslı evet. ama aramızda hiç göremedik. Abi şimdi şöyle. Yavaş yavaş. Basmanlara 12 kişi gidiyoruz ama yine arka göremiyoruz. Sakatlıktan yeni çıktım. Yavaş yavaş şimdi, başlayacağım. Murat abi şimdi Antalya'ya gideceğiz. Takımda iki tane yabancı dili olan var. Biri benim, biri Murat abi. Evet. Biz daha çok anlaşıyoruz Halil hocam. Böyle kendini kurtaramazsın. Biz daha çok orada yardımcı olacağız ama bu hafta statta maçımız var arkadaşlar. Ben de kulübede olacağım. Evet. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup kardeşce Fatsa veteranları ağırlayacağız ve 3 puanla ayrılacağız. Fatsa veteranlar. Bu hafta iki maçı yorumlamadan önce de yine ben madem onu söylediniz. Bu hafta Fatsa veteranlar lige yeni katıldı. Biz 3 yıldır mücadele ediyoruz. Mehmet Kocadürk kardeşim başkanlığında bu hafta pazar günü de saat 14'te Ünye İlçe Stadı'nda Fas'ta veteranlarla eski Ünye derbisi, Fas'ta derbisi oynanacak. Güzel maç. Tüm spor severlerimizi, eşli çocuklu, baylı bayanlı herkesi oraya davet etmek istiyoruz. Orada olacağız. Umarım hava güzel olur. Eylemek formamı için. Giyeceğim. Sonuç hiç önemli değil. Biz orada sonuna kadar mücadele ediyoruz, ter akıtıyoruz. Sadece amacımız bu, eğlenmek, arkadaş çevremizi genişletmek ve tabii Antalya'da da bunu yaparken de Antalya'da Türkiye Şampiyonası'nda tabii. yer almak istiyoruz. Bu tür maçlarda, yani, bu tür maçlarda güzel hareketler veya yani taraftarın hoşuna gidecek hareketler daha fazla oluyor. Tabii, orada orada bile, Antalya'da bile, sözünü kestim, Antalya'da bile en renkli takım Ünye veteranlardı. Yani kesinlikle. Yani gelen taraftarın eğlencesiyle, bakın futbolun önünde de tüm takımlar gece 1'de 2'de gelip bizi izlediler. Evet, bütün takımlar zaten biz takım zaten sahada yani. Değil, sağ dışında eğlendik. Daha güzeldik. Yani biz takım olarak biz Ünyespor'da da bunu yaşadık. Belediyespor'da bunu fazlasıyla yaptık ki zaten kupalar, madalyalar, çamurluk şampiyonluklar da zaten buradan geçiyor. Bakın saha dışı çok önemli arkadaşlar. Sadece saha içi değil. Aynen öyle. O zaman parayla olacaksa Fenerbahçe şampiyon olur. Kesinlikle öyle. Öyle değil mi? Yani her şey para değil. Bunları dışarıda yapmak lazım. Bu kolej havasını ve arkadaşlığı yapmak oluşturmak lazım. İçeride bir tane sıkıntı olabilir. Sökük başladığında o tutturamıyorsun daha onu. Kesinlikle. Onu bulup kazanmak bizim önceki amacımız. Hemen dışlamıyoruz biz. Kesinlikle. Kazanıyoruz. Kazanamadık. Bu yıl yollarımızı ayırdık. Seneye gel kardeşim diyoruz. Yani bunu biz yapabiliyoruz. Bunu söylemek lazım. Bunu da söylediğimizde biz başarıya gidiyoruz. Bu haftaki maçı da özetleyecek olursak, Ünye'deki maçımızda 25 kişi, 30 kişi kulübümüz gerçekten şişiyor. Herkes geliyor. Tek sıkıntımız bu. Deplasman olduğunda hep aynı isimlerle deplasmana gitmek zorunda kalıyoruz. Yani bir takım olarak gidemiyoruz. Yani. Ayancık maçı, Çorum maçı ve bu haftaki Boyabat maçı. Çorum maçını kaybettik. Çorum maçı zaten Türkiye şampiyonu ikincisi olan bir takım. Gerçekten kaliteli bir takım. Bal ligine koyarsanız oynar yani. Öyle söyleyeyim size. Ama burada onu biz yenecek güçteyiz. Burada hep beraber olacağız zaten göreceksiniz. Evet. Ama Ayancık'la Boyabat takımını yenemedik. 2-2 beraber kaldık iki maçta da ama tam takım gidemedik.
çok eksik gidiyoruz. Güçsüz olduğumuzda da artık veteran takımı zaten. Orada sonuca kolay ulaşamıyoruz. Ama balık, çok gol kaçırıyoruz. Balık baştan kopar. Hoca gelmeyince cemaat ne yapsın? Çok gol kaçırıyoruz dedi. O zaman abi ben de biraz idmanlara başlayayım yani. Evet. Çok gol kaçırıyoruz deyince. Seneye hazırlan Tolga. Aynen abi. Bu hafta Atilla Arıkan Başkan'la ikinci dakikada daha öne geçtik. 1-0 öndeyken ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarı 2-1 mağlup duruma düştük. Ondan sonra çok pozisyon verdik. Sonra ağırlığımızı koyduk. Bir 15 dakika bayağı bir baskı yaptık. Yine maçın son 3 dakikası vardı. Ben çıktım yine sahneye. 2-2 yaptık. Evet, onu duyduk yani. Puanı aldık. Yine Ayancık'ta da öyleydi. Geçen hafta bu da Sinop Tersana maçında yine maç 2-2 idi. Kurtarıcı olmaya devam ediyorsun. Ama tabii biz bir takımız. Takım tek kişiye ibaret değildi. Evet. Kesinlikle. Bu haftaki maçımızın berabere bitmesini de ben şuna bağlıyorum. Mehmet Ceylan arkadaşımız sakat gerçekten büyük golcü. Sakattı. Oynatamadık onu. Evet, evet. Hala varlığı tabii, çok etkiliyor değil mi abi? Kesinlikle. Mehmet Ceylan önde. Hem top tutuyor. Bir de iyi anlaşıyoruz Mehmet'le. Evet. Bu hafta Ali Kara arkadaşımız döndü sahalara. Biraz kilosu var. O da bize güç katacak. Ali abi de fizikli. Kesinlikle ve çok temaslı güçlü. Oyunda iyidir. Çok güçlü. Aynen. Yani biz veteran takımı olarak Ali Hocam bu şekilde sahadayız. Tüm takımlarımız gruplarda yazıyor. Ünye takımına teşekkür ediyorum. Yani biz gelen takıma misafirperverliğimizi yapıyoruz. Onları en güzel şekilde ağırlıyoruz. Tamam. Bu bizim için bir kazanç. Evet. Sen de gol kralına koşuyorsun bu arada. Yorumlara da abi birkaç yorum şey yapalım mı bayanım? Halil hocam yorumları okuyalım. Yavaş yavaş da zamanımızın sonuna geliyoruz. Evet. Bu yönetim Fatih Terim'in işine son veremez. Fatih Hoca kendi isterse gider yazmış Murat Özkan. Coşkun Duman iyi yayınlar diliyorum. Trabzonspor takımda düşünmediği topçuları Giresun ya da Rize'ye göndermeli. Rize ve Giresun renk katıyor Süper Lig'e. Umarım düşmezler bu sene şampiyon. İnşallah Trabzonspor yazmış. Zaten Yunus Mallı, Trondsen, Abdülkadir Parmak o takımlara verilecek. Giresun'a verilecek. Evet, Erdal Şentepe hakkını ödenmez. Murat Ülgen kaptan iyi yayınlar. Abdullah Akgöz iyi yayınlar. Serhat Ülgen, Abdullah Akgöz unutmayın yazmış. Şimdi yorumların bazı uzun süre okumadığımız zaman burada şu an sadece 5 tane yorum gözüküyor. Diğer yorumlar da gözükmüyor. Kayboluyor. Aynen. O da şimdi bize arkadaşlarımız, bizim takımımız 42 kişi. Tabii Venyas'ı ne diyorlar? Ben burada herkesin ismini sayamadım. Tabii. Abdullah Özkez var, Serhat var. Evet. Daha birçok ismini sayamadım. Arkadaş var bizim yanımızda. Muhammed Tepe arkadaşım var, Seyfullah hocamız var. Yani burada tek tek ismini saymayalım, vakit almayalım diye. İyi veteranların arkadaşlarımıza hepsine selamlar diyelim buradan o zaman. Aynen öyle. Selam gönderelim. Hepsi canlar, hepsi iyi arkadaşlar, karakterli arkadaşlar. Hava güzel olursa herkesi de davet edelim. Evet. Güzel görüntüler olacak. Onun Pazar maç kaçta? Onun 14'te. 14'te. Halil hocam sanırım sen Ünye Spor forması vereceksin yine. Evet. Şimdi arkadaşlar biz 4 tane maça skor tahmini kimin kazanacağına dair sorularımız olacak ve bunun 4'te 4 yapanı 1957 spor forması vereceğiz. Haftaya ismi açıklayacağız. Evet, diyelim ki 4'te 4 yapan olmadı. 4'te en yakın. Yok, o zaman yok. 4'te 4. Aynen. Abi. Yoksa elimizde forma kalmaz. Tamam peki. Biz burada soracağız. Siz yorumlarla alta yazacaksınız. Sadece bu akşam olan yorumlar geçerli olacak. Trabzonspor Yeni Malatya maçıyla başlayacağız. Evet. Trabzonspor Yeni Malatya maçı skoru örneğin tahmininiz Trabzonspor kazanırsa 1. Şöyle biz de tahmin tabii, verelim. Biz vereceğiz zaten. Aynen. Ben Trabzonspor maçının 1 biteceğini düşünüyorum. Trabzonspor kazanır diyorum. Evet. Ben de Trabzonspor alır diyorum. 1. Bence de 1. Fenerbahçe Adana Demir maçının ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Beraberlik diyorum. 0. Ben de beraberlik diyorum. Ben de Fenerbahçe diyorum. Adana kazanamayacak. Galatasaray Giresun spor maçını ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben Giresun'un kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray 1. Galatasaray. Beşiktaş kimle oynuyor? Beşiktaş ilk maçı kimle oynuyor? Hemen bakalım. Niye Fas'la maçını oynuyor? Rize deplasmanında Beşiktaş. Bize. Ben o maçın karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. İddia oynamıyor hangisi? Hayır şimdi şimdi forma vereceğiz ya. Galip gelme açısından berabere mi bitecek? Beraberlik ya? Diyorum ben. Evet arkadaşlar yorumlara atanları Beşiktaş verecek diyorum ben de. 2.
program içerisinde ben de Beşiktaşlıyorum. Program iki. İçerisinde yorum atanlara. Tabii onları daha sonra vereceğiz. Şey yapacağız. Hepsini burada okuyamayacağız. Evet, şimdi okuyamıyoruz hepsini. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son sözlerimizi alalım. Sevgili Murat Ülgen bizleri kırmadı. Bu akşam yayınımıza katıldı. Murat abi kum turnuvaları hakkında ne diyorsun? Bu evet, ara şimdi her şeyi konuştuk. Kum turnuvası konuda konuşmasak olmaz. Tabii kesinlikle. Yani Ünye'nin vazgeçilmezi. Bu konuda da en iyi bilgiyi sen verirsin halkımıza. Şimdi Ünye'nin vazgeçilmezi Tolga. Zaten Ünye'de kum turnuvası bitmişti. Gerçekten çok istenen, arzulanan bir müsabakaydı. Ben 14 yaşında Ahmet 55'in rahmetli Ahmet abinin takımında oynuyordum. Kupa kazandım. 14 yaşında da yani 7'de oynuyordum. Ki dedi ki ya bu kum turnuvası neden daha olmuyor? Biz çıktık, organize ettik. Beraber sonra pandemi koşullarından dolayı mı abi yoksa? Şimdi şöyle tabii yasaklandı. Aynen. Spor müsabakaları Süper Lig bile oynanamadı ki kum futbolu yani, nasıl oynatalım? Yani. Çünkü sokağa çıkma yasakları vardı. Doğru. Orada doğru. Kalabalık ortamda 3 kişinin bulunması bile sıkıntılıydı. Oynatamadık. Ondan sonra tabii bu yıl bir engel yok. Bu yıl bunu daha geniş çaplı oynatmayı düşünüyoruz. Festival şeklinde. Mesela geçen sene gençler arasında oynattık. Yani pasta evet. Kulüpler arasında oynattık. Çok da güzel oldu. Çok beğenildi. Biz bunu sadece böyle yaşlılar değil de o grup değil de iki turnuva halinde işte önce gençlerin maçı oynayacağı ve daha sonra da ya bir tanesini saat 5'te başlatırız. 5, 6, 7. Diğer büyük takım 7, 8, 9. 2'ye 3'e kadar da biliyorsunuz orada futbol oynandı. Şimdi abi Ramazan ayında yapıyorduk biz bunları. Ramazan tabii yazdı o zaman. Oluyordu. Gelmiş. Şimdi Ramazan ayı değil de yazın daha böyle şimdi Tolga'cığım onu da söyleyeyim. Şimdi tabii Ramazan Temmuz'da Ağustos'ta olduğunda bir sıkıntı yoktu. Aynen. Oynatıyorduk ama şu anda üniversite okuyan öğrencilerimizi de göz önünde alarak onların okulları Haziran 15'inden sonra bittiği için biz bunu Temmuz'la Ağustos arasında. Evet. Yani Temmuz'un 10'uyla Ağustos'un festivali oluyordu zaten. Ya da Haziran'la gayet güzel bir tarih. Temmuz'un başıyla yani Temmuz ayı içerisinde bizim zaten. Ağustos'un, çünkü fındık da başlıyor ya insanlar. Ağustos'un 1'ine kadar bitiriyoruz zaten. Aynen. Ağustos'un 1'ine kadar. Zaten bu turnuva bizim biliyorsunuz 27 gün, 25 evet. gün o civarda sürüyor. Yani Temmuz'un 5'inde başlattığımız zaman zaten 29'unda, 28'inde final oynatıyoruz. Çünkü talep var abi bayağı yani niye kum turnuvası Ünye tarafından insanlar da sevilen kesinlikle. Sadece ya, Ünye'den takımlar değil de Ordu'dan, Fas'tan, Terme'den de takımlar gelebilir. İkizce'den gelebilir. Arkadaşlar çok şeyler yapmak istiyoruz ama orada bizim neler çektiğimizi de siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Şimdi evet. Kum futbol turnuvasında biliyorsunuz Ünye Spor'da da hocalık yapmış Sercan. Sarıyer'de oynamış Sercan. Kum futbol turnuvasının sorumlusuydu. Bizi aradı. Dedi ki bize ya biz kum futbol turnuvasını federasyon nezdinde yapalım. Tamam olur dedim. Çok güzel. Yapalım. O zaman dedi ki bana ya cumartesi günü maç oynatıyorum cumartesi akşamı. Pazar günü dedi bitiriyorum. Ya bizim Ünye bunu kaldırır mı? Bizim Ünye bunu kabul eder mi? Yok. Biz bir ay boyunca burada futbol şöleni izlettirmek zorundayız. Evet. Doğru mu? Bir günde şimdi birçok insanlar bunu söylüyor. Yani bilgisizce konuşuyorlar. Biz bunun için kabul etmedik. Evet, geliyorlar hemen kuruyorlar teşkilatlarını. Bir akşam maç yapıp gidiyorlar. Evet. Selçuk Küçükoğlu da buna şahittir. Selçuk'u da birçok kez aradı. Bizim burada Ünye'de bu şekilde turnuvamız... Biz kendi şeylerimizden şaşmayalım yani, abi bence de. Geleneklerimizden. Geleneklerimizden şaşmayalım. Tabii buradaki sporcu arkadaşlarımızı da... Ve gece olması da gayet güzel bu arada. Kesinlikle. Biz orada ışık taktırarak bu ambiyansı evet. ambiyansı çok güzel yaptık. Biz buradan... Bu sene daha profesyonel yaptık. Bünyamin yani. Gezer hocama da çok teşekkür ediyorum. Ya orada MYK'da başkan yardımcısı kıyan uçağa binip geldi bizim finalimizi yönetti. Kum futbol evet, turnuvasında. Evet, evet. Amacımız, şampiyon olduğumuz sene. Amacımız hem ünlü bir hakemi getirerek evet siz yani 4 sene üst üste şampiyonluğum var benim zaten. Kesinlikle çok emek damga verdiniz. Vurduk Murat, yani. Murat bizden başka öyle, kupalar evet, yok ki zaten. Gerçekten, bir kişi aldı herhalde arada. Evet biz. Evet Cavit de aldı. Cavit de aldı. Bir kişi aldınız. Zaten biz o da ne o sene de ben takım çıkartmamıştım. 40 yaş ve üzeri ilk sene 40 yaş ve üzeri sporcularla çıkıp şampiyon olduk. Evet bunlar da vardı o zaman. Murat Söyük senin savaşlı. Murat abiye dua edin. Ceylanlı. Evet. Yani evet. Tamamıyla maçları akşam da oynatarak oraya değişik bir ambiyans verdik. Canlı da yayınlanıyor. Avrupa'dan dünyanın her yerinden izleniyor. Çok güzel ya. Yani ama bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Ünye turizmine ben bugün hala açısı oluyor ya. Evet. Ben bugün hala açıyorum. Yani o zamanlar Altaş TV veriyordu maçları. Yine hala açıyorum. Hala attığım golleri izliyorum yani. Evet. Çok güzel. Harika bir hatıra. Yani bunu çocuklarınız izleyecek. Yani tabii, evet. Kesinlikle dikkat etmemiz lazım.
Allah'a çok şükür hiçbir kavga, hiçbir olay olmuyor, evet, ama evet. Bakın basketbolda yıllar önce, 15 yıl önce sen çok iyi, evet, biliyorsun. Biliyorum. Meydanda biliyorum. Kavga çıktığında biz ara verilmişti hatta. Ara verdik. Durdu. Yani bunu kirletmeyelim. Ya dikkat edelim. Sahip çıkalım. Centilmenliktir ya. Spor yani bir kupa yani, için. Yani bir kupa için. Çok önemli değişik şeyler yani. Girmemek lazım. Evet. Bizim burada çok şükür olmuyor ama buna dikkat etmemiz lazım. Ekstra dikkat Hıncal Uluç NTV Spor programında şunu söyledi arkadaşlar. Dünyada bir Brezilya'da bir de Ünye'de geceleyin turnuvası, yani onların turnuvası var. Bir de Brezilya'da kaç yerde vardır ama gece yok. Brezilya'da plaj futbolu ama bizde kum futbolu. Evet, aynen. Yani kum futbolu. Yani bizim ya biz kendimizi özgü. 7'ye 7 kendimizi özgü halı sahadaki gibi. Kuralları kendimiz. Bir de biz bugün yapılmış bir şey değil. Yani yıllara dayanan. Eskiden siz rahmetli o zamanları hatırlamazsınız. Yani orada daha da eskisi varmış. Tabii. Benim çocukluğum döneminde olan turnuvayı hatırlıyorum yılda. İsmail Amca falan. Evet. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. Bu arada Ünye'nin sevdiğimiz, sevilen abilerinden, esnaflarından İsmail Torunoğlu, evet, amcamız vefat etti bugün. Mekanı haber aldık. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. Kendisinde korumalığını yaptım. Anavatan Partisi'nde başkan vekiliydi. Müthiş bir insandı. Çok. Müthiş bir insandı gerçekten. Ünye bir abisinin değerini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesinde başsağlığı. Yarın da cenazesi var. İnşallah. Yani halkımızı bilmeyen arkadaşları buradan bilgilendirelim. Evet, programımızın sonuna geldik Halil Hocam. Yani sen şimdi ne diyorsun? Veteranlara hoca olarak devam edecek misin yoksa? Ben Fatsa maçında sahadayım. Ondan sonraki maçlarda da ben sahada mıyım hocam? Evet. Kaptanımız, gururumuz. Halil hocam 5 maç 4 gol. Kesmek gibi şansı zor, var mı? Çok zor. Ya kesemezsin. Yok şu an hatta Murat diye çağırmıyorlarmış. Bakasetas diye çağırıyorlarmış. Kostadino. Yüce Kostadino. Kostadino oğlum. Lakabımızı yani değiştirdim. Ben Murat abiye çok teşekkür ederim. Murat abi her zaman bizim yanımızda olmuştur. Buraya Allah razı olsun. Bizi Bünyamin Gezer'le beraber program yaptırma şerefinde bulundu. Bünyamin Gezer de beni o kadar çok sevmiş ki. Bir Tuzla olayı vardı ya, bir takım. Evet, ya, bir takıma seni antrenör olarak gönderiyordu ama tabii sen o zaman müsait değildin, okulun vardı. İnşallah yine seni İnşallah Ali güzel bir yerde hoca olarak görürüz. Bugün yani Bünyamin Gezer dediğin zaman da. Şimdi Bünyamin Gezer senin kaşına gözüne değil, seninle sohbet etti. TRT Spor senin gibi bir yerde. Bilgilerine, araştırıcı kimliğine, hocalığına tam olarak bunu denerim. Ha Murat olduktan sonra seni her yere gönderirim dedi Ali hocam. Bana Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Geleceği parlak olur ben inşallah. Ben de seni istediğin veteran takımına yollarım. Çorum'a falan. Metin Tamtürk iyi yayınlar, selamlar demiş. Metin hocam seni de mutlaka pazar günü veteranlar maçını bekliyoruz. Evet. Murat abiye çok teşekkür ederim. Tolga abi bize çok şey katıyorsun geldiğin günden ederim. Bu yana. Yani güzel sözlerin için. Valla ben de çok eğleniyorum sizle beraber. Biz dediğim gibi biz muhteşem bir üçlü olduk. Her hafta da yani çok sevdiğimiz konuklar geliyor. Murat abi gibi. Yani Özay gibi, Mehmet Ali Başkan gibi. Tarzında evet. İnsanlar. Hani biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz her hafta doğruları söylemeye. Rıdvan da geldi bu programa. Evet, evet. Yani birçok her ne kadar konuk geldi. Hani güzel güzel oluyor programlarımız. Yani devam edeceğiz. Sadece spor olarak değil, tabii, karşılıklı esprilerle evet, de kendimizi. Ha şunu da söyleyeyim yani bizim konuştuğumuz şeyler, yani yorumlar, yaptığımız yorumlar yani çoğu bu programlarında duyamazsınız. Tabii, tabii. Söyleyeyim. Tabii. Hem doğruları söylüyoruz. Kimseden bir şey de beklemiyoruz. Hı-hı. Hiçbir maddi bir beklentimiz, kazancımız da yok. Yani o yüzden bizim söylediklerimiz yani doğru şeylerdir yani. Bunu belirtmek isterim. Aynen. Evet. Ve bir programda herkese hayırlı akşamlar. Sonuna geldik. Haftaya yeni bir konumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Teşekkür ederim.